Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Gündem son iki gündür bayağı tatsız. Pazar akşamı Kayseri'den gelen haber korkuttu. Suriye uyruklu bir kişi küçük bir kız çocuğunu istismar etti ve bu olayın yaşandığı mahallede infiale yol açtı. Sokaklar karıştı. Bölgede yaşayan Suriye uyruklular öfkenin hedefindeydi. Evlere, iş yerlerine saldırıldı, araçlar ateşe verildi. Olayları engellemek isteyen güvenlik güçleri arasında çok sayıda yaralanan oldu. Kayseri'deki olay korkutucuydu, korkulansa bir gece sonrası yaşandı. Olaylar farklı illere sıçradı. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı sokaklarda gösteriler vardı. Polis yine müdahale etti, çok sayıda gözaltı oldu. İçişleri Bakanı, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun sabıkalı isimler olduğunu söylüyor. Ve tabii akıllara acaba birileri bu kişileri provokasyon amaçlı kullanıyor mu sorusu geliyor. Bunun bir de sınırın Suriye tarafında yaşananı var. Pazar Kayseri'deki olaylar konuşuldu. Pazartesi Afrin'den Türk tırlarına, Türkiye'ye ait araç ve binalara saldırı haberi geldi. Hatta Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri kamuoyunda çok büyük tepki çekti. İlk bakışta Kayseri'ye misilleme gibi okunabilir ama bölgeyi yakından takip edenler iki ülke arasındaki karşılıklı açıklamalara, Ankara-Şam hattındaki karşılıklı diyalog mesajlarına işaret ediyor. Belli ki birileri bu durumdan rahatsız. Siyasi işlere işte bu başlıklarla başlayacağız. Ülke içinde tansiyon nasıl düşer? Sınır ötesindeki gerilim nereye evrilir? Bu sorulara yanıt arayacağız. Şam yönetimiyle normalleşme mümkün mü? Sığınmacı sorunu nasıl çözülür? Konuklarıma soracağım. İçeriye, siyasete baktığımızda da CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde arka arkaya röportajlar vermişti. Açıklamaları dikkat çekti. Hem ittifaklara hem de erken seçime dair dikkat çeken mesajları var Özgür Özel'in. 1,5 yıl sonra Erdoğan'a erken seçim teklifi yapacağını söylüyor. CHP liderinin oyun planı ne? AK Parti ne düşünüyor? Konuşacağız. Bu akşam İstanbul ve Ankara bölündük. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Merhaba Ahmet. İyi bir yayın teşekkür olsun. Ederim. Profesör Doktor Barış Dokser, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Bu akşam Ankara'dan katılıyor programa. Müderrisoğlu, Okan Müderrisoğlu hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan İstanbul'daki değerli konuklara da çok selam. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Arada vakit bulup veya ilgisi nedeniyle bizi takip etmeye çalışan seyircilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu gerginlik nasıl düşer dedin? İnşallah milli takımın galibiyetiyle düşer. Vallahi anladığım kadarıyla doğru iyi de başladılar maça. Oğlumdan mesaj geldi. Baba birinci dakikada attık golü diyor. Bakalım. İnşallah hadi böyle bakalım. Devam eder. Güzel bir sonuç alırız. Biz yine gelelim o tatsız işte gündeme. 120 dakikalık. Buyurun. 120 dakikalık nefes gerekiyor Ahmet. Evet. Doğru haklısınız. Bakalım. Bizim umudumuz var. Güzel başladı, güzel biter inşallah. Gelelim gündeme. Okan Müderrisoğlu'na İnşallah. Başlayalım. Yine bir o çerçeveyi çizelim. Zira gerçekten endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında, sınırın Suriye tarafında. Bilmiyorum, ikisi arasında bir bağlantı siz kuruyor musunuz? Hangisini daha önceliyorsunuz? İçeride yaşanan gerilim mi yoksa dışarıdaki o provokasyonu mu? Olayın karakteristiği itibariyle bir yeni aşamadan söz edebiliriz Ahmet. Bir takım stratejik bilgilerle de, altını çiziyorum, bilgilerle de destekleyerek anlatmaya çalışacağım kendi kanaat ve tespitimin yanı sıra. Şimdi Türkiye'deki geçici koruma statüsü altındaki sığınmacıların ülkedeki varlığı hem sosyolojik hem güvenlik hem de ekonomik faktörler itibariyle dün olduğu gibi bugün de hassas bir konu. Ve sadece siyasetini bunun üzerine kuran parti ve partilerin varlığı bile Türkiye'de başlı başına yeni ve niteliği itibariyle de değişmekte olan bir problemle hem yüzleşmemiz hem uğraşmamız gerektiğini gösteriyor. Şu ana kadar devletin refleksi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı iller ile bunların o illerde gettolaşması diye ifade edebileceğimiz oluşturdukları mahallelerde ortaya çıkabilecek gerilimin yönetilmesi veya farklı bir gerekçeyle
yani Türk vatandaşlarıyla Suriyeli sığınmacıları karşı karşıya getirebilecek hadiselere tedbir almak üzerine kurulu, hem istihbari açıdan hem güvenlik açısından. Böyle yüksek bir dikkat ve özen var. Fakat belki de şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız tablo şu: Kayseri'deki bu çirkin, iğrenç hadise nedeniyle sınırın Türkiye'nin kontrolünde ve güvenli bölgeye dönüştürülmüş bölümünde Türkiye karşıtı faaliyetlerin tetiklenebileceğini ve bunun ciddi bir kalkışmaya dönüşebileceğini ve bu ölçüde bir Türkiye ile Suriye arasında bir etkileşimin koordineli bir şekilde başımızı ağrıtacak bir modele dönüştürülebileceğini belki yeterince düşünmedik veya düşündük ama bu kadar vahim bir boyuta erişebileceğini kimse hesap etmedi. Şimdi bence karakteristik itibariyle önceki olaylardan farkı bu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin değerlendirmelerinde Kayseri'deki hadiselerin Suriye'yi, Suriye'deki hadiselerin de Kayseri'deki hadiseleri, dolayısıyla ülkenin farklı şehirlerinde ve Suriyeli nüfusun yoğun olduğu illerde ve onlardaki mahallelerde, oradaki mahallelerde ortaya çıkan ve kamu düzenini bozan hadiselerin karşılıklı olarak etkileşim içinde geliştiğini gösteriyor. Peki. Şimdi şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Buyur. Yani şu birbirinden peki, evet mutlaka bir şekilde bir bağlantısı var ama birbirinden ayırırsak biraz bu Afrin'deki olayları konuşalım. Çünkü o gerçekten de Türkiye'de kamuoyu tarafından çok dikkatle takip edildi. Ciddi de bir öfke söz konusu. Çünkü ciddi maliyetler ödendi. Oradaki halkın güvenliğini sağlanması için sadece maddi maliyetten bahsetmiyorum. Şehitler verildi. Orada ciddi bir operasyon. Sonrasında güvenlik bölgeler oluşturuldu. Şimdi orada insanlar rahat içinde yaşıyorlar. Ciddi de bir maliyet var. Orada görev yapan personele ödenen maaşlar, oraya giden yardımlar. Şimdi insanlar ister istemez ya biz işte bu kadar fedakarlık yaptık, şimdi oradan gelen görüntüye bak diyor. Yani istihbarat bilimleri mutlaka duruma hakimdir. Kimdir bu gösterileri yapanlar? Oradaki o hoşnutsuzluk ne kadarına işaret ediyor? Oradaki toplumun ne kadarını karşılıyor? Nedir oradaki bir durum, fotoğraf? Bu belki de işin en can alıcı noktası. Ve şunu da özellikle belirtelim. Bir, kimdir bunlar? İki, Türkiye'den oradaki görüntülere bakanlar ne oluyor sorusunu sormakta sonuna kadar haklılar. Öncelikle Türk devletinin çalışma tarzında şöyle bir ilke var. Bunun siyasetle vesaireyle bir ilgisi yok. Türk devleti bayrağa, kitaba, ezana ve namusa uzanan, dolayısıyla ülkenin bekasıyla ilgili her konuda yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bir defa bu bir realite. Bunun altını çizelim çünkü bayrağa uzanan eller ve bayrağı yakanlar sadece elleri değil, bence kalan kemikleri de kırılası insanlar ve bunların hem tespiti hem de yakalanmaları sürecinde önemli bir mesafe kat edildiğini an itibariyle biliyorum. Konu İdlib, Elbap, Azez ve Afrin. Şimdi güvenlik ve istihbarat birimlerinin değerlendirmelerinde öğrendiğim kadarıyla şu var. Özellikle bu bölgeler bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olup Amerika Birleşik Devletleri aşağıya deril zor petrol ve doğalgaz diye söyleyebileceğimiz su kaynaklarının bulunduğu bölgeye çekilip burayı SDG adı altında, Suriye Demokratik Güçleri altında YPG'li teröristlerden oluşan bir yapıya teslim ettiğinde bu Tel Rifat ve benzeri bölgelerde özellikle Kandil'in yönlendirmesiyle çok sayıda PKK'lı grup burada yoğunlaştı. Türkiye bunu hem Suriye zemininde Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya ile çözmeye çalıştı ama orada böyle bir realite var. Dolayısıyla buradan sızmalardan öncelikle söz ediliyor. Yani bir şekilde PKK-YPG'li grupların Tel Rifat bölgesinden Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere sivil görünümle sızma. İkincisi, Türkiye'de bulunması itibariyle kaydı olmayan, yani kaçak, yasa dışı statüsünde bulunup tespit edilip sınır dışı, deport diye ifade ediliyor, sınır dışı edilenlerin oluşturduğu bir küme var. Bunlar huzursuz ve memnuniyetsiz bir grup. Bir de orada gerek Şam rejimiyle, gerekse farklı gruplarla, hatta terör gruplarıyla ticaretten
kendilerine göre yasa dışı ticaretten nasiplenen gruplar da var. Dolayısıyla farklı niteliği olan ama amaç birlikteliğini çok kolaylıkla sağlayabilen değişik istihbarat servislerinin etkisi ya da kontrolü altındaki unsurlardan söz ediyoruz. Ve bunların organize edilme biçimi ve farklı noktalarda aynı anda Türk varlığına saldırmaları ya da bir kalkışma içine girmeleri başlı başına bir problem. Ve bu hareketin içinde tabii Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye muhalefetinin takındığı tavır, bu olaylara müdahale etme ve yatıştırma biçimi ve Türkiye'nin özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda oradaki Türk varlığının aldığı ve alınmasını sağladığı tedbirler ve olayların kontrol altına alınma biçimi son derece önemli ve dikkate değer. Burada Kayseri'deki hadisenin bölgeye yansıması, hani bir şiddete şiddette karşılık vermenin evet. ötesinde, yani rejimle Türkiye masaya oturacak, bizi satacak şeklinde akıl ve mantık dışı, Türkiye'nin az önce senin söylediğin gibi bugün Türkiye'ye karşı kalkışmaya teşebbüs eden veya bilerek bilmeyerek bu işin içine katılanlar da dahil olmak üzere orada hayatlarını güven içinde sürdürüyorlarsa ciddi olarak Türkiye'nin ödediği bedeller maddi manevi katkılarıyla sürüyor ki genel çoğunluk da bunun farkında. Evet. Ve bu anlamda bir fitnenin daha yaygın bir ateşe dönüşmemesi için de çok anlamlı, sağduyulu açıklamalar yapıyor. Son cümlem de şu, ama bu açıklamalar yetmez. Olayların kontrol altına alınması gerekli ama yeterli değil. Mutlaka özellikle bayrağımıza el uzatanların yakalanıp adalet önüne çıkarılıp çok net bir hesabının verilmesi ve bunların kamuoyuna benim tabirimle ibret-i alem olarak teşhir edilmesi lazım. Peki. Ahmet Kasma, siz nasıl yorumladınız Afrin'den gelen görüntüleri? Yani Afrin'den gelen görüntülerin Kayseri'deki olayla ilgisinin hiç bulunmadığını zannetmem. Vardır bir ilgisi. Ama bunun yani yüzdesel olarak bir kırılımını yaparsanız herhalde bu etkinin çok küçük olduğunu düşünmek lazım. Afrin'deki olayları ben de tıpkı Okan Müdürsoğlu gibi o konuda da bir şey sosyal medyada tafsilatlı bir fikrimi açıklama işine de giriştim. Tıpkı Okan Müdürsoğlu gibi ben de Afrin'deki olayın daha ziyade Türkiye'nin Suriye siyasetinde gerçekleştirmekte olduğu dönüşün buradaki değişik gruplar üzerinde farklı nedenlerle ki Okan onun bilimsel tabirle taksonomisini sınıflamasını çok güzel yaptı. Çeşitli gruplar, bu Okan'ın anlattığı çeşitli grupların değişik sebeplerle dediğim gibi tepkisini çekmesinden kaynaklandı. Yanılmıyorsam daha önce de yine bu iki başkent arasında böyle Rusya'nın da aracılığıyla bir ilişki ya da diyalog mümkün mü diye konuşulurken yine benzer sanki yanlış anlamıyorsam evet, olaylar yaşanmıştı. Bunlar oluyor. Buradaki yani buraya kadar Okan'la dediğim gibi son derece müttefikim. Olaylara ilişkin sonra konuşacağız diye onu oradaki görüşlerimi pas geçeceğim şimdilik. Fakat Afrin'e odaklandığımız zaman benim tabii bakış açım biraz değişik. Yani en azından iktidar söyleminden değişik. Şöylesine ki benim için Türkiye'nin Suriye'de olması gereklidir. Gerekliydi. Kesin gerekliydi. Zaten Suriye sahasının dışında kalmış olmak ve ona yol açan, o yönde yatılmış adımlarla gelinen nokta ve o noktaya gelmesine neden olan siyaset yanlıştı. Ve tekrar Türkiye'nin sahaya girmesi hemen 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından bence çok olumlu bir gelişmeydi. Bununla birlikte Türkiye'nin oraya niye girdiği, yani Türkiye'nin neden Suriye'nin kuzeyinde bulunduğu konusu benim açımdan basit bir konudur. Türkiye orada, evet bunun sonucunda bir takım insanların hayatlarını kurtardıysak, efendime söyleyeyim bunların biraz daha işte kendi özgürlüklerini neyse onlar yaşamasını sebep olduysak, bunun da bir iyilik olduğunu kabul edebilirim. Ama Türkiye'nin orada olmasını veya Türk askerinin orada şehit olmasının sebebi sadece Türkiye'nin çıkarları olabilir.
Türkiye çıkarları için oradadır. Türkiye orada kendisine yönelik bir devlet kurulmasını engellemek için oradadır. Türkiye zaten manasız politikalarla kevgire dönmüş, sınırından akmış olan sığınmacıların sayısının 4'le katlanmaması için oradadır. Türkiye buradan kaynaklanacak radikal terör, cihatçı terör tehdidini Türkiye'nin sokaklarında kan dökmüş olan, Türkiye'nin turizm endüstrisine büyük zarar veren saldırılarda bulunmuş olan cihatçı terör tehdidini durdurmak için oradadır. Türkiye kendi bölgesinde yabancı olmamak, kendi güneyindeki bir stratejik çıkarlarının bulunduğu bir toprağa dışarıdan gelen, kendi kuzeyinden gelen, Atlantik'in öte yakasından gelen bir takım güçlere bırakmamak için oradadır. Dolayısıyla Türkiye istediğini satar, eğer buysa kullanılacak olan şey, tabir. Türkiye istediğini satar, istediğini alır. Türkiye'nin böyle bir borcu yok buradaki insanlara. Böyle bir borcumuz yok yani. Biz toplumsal olarak Suriye'deki kardeşlerimize borçluyuz. Bu aleni anlamsız bir ifade. Başka bir söz kullanmayayım. Şimdi borcu yok deyince de mesela karşı taraftan şöyle bir itiraz gelebilir. Ya biz birlikte bu bölgede işte Özgür Suriye Ordusu birlikte savaşmadık. Türk Silahlı Kuvvetleri tek başına yapamayacaktı. Köşede otursalardı, silahlarını da bıraksaydı Türk Silahlı Kuvvetleri gene aynı sonucu elde ederdi. Aynı sonucu elde edemeyeceğini düşünmek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesine ilişkin bambaşka sorgulamaların konu olduğu manasına gelir. Ama ben böyle bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye el alemin şeyine, silahına güvenerek oraya girecek bir ülke değildir. Türkiye sıradan ve seriden bir ülke değildir. Türkiye büyük bir ülkedir. Onu da her seferinde söylemeye gerek olmadığını düşünüyor olmamın nedeni Türkiye'nin böyle bir ülke olması. Peki bu itiraz mesela Suriye ile normalleşme için bir engel midir? Hayır, değildir. Suriye ile Türkiye'nin hızla normalleşmesi gerekir. Zaten artık hani tekne gezilerine dair nostalji de açığa çıktığına göre artık buradan sonra bu şeyin, barışın yapılması, bu anlayışın oluşturulması lazım. Şimdi o noktada iki tane uzlaşma yolu var Türkiye'nin Suriye rejimiyle. Ona geçeceğiz. Bir sonraki turda nasıl bir normalleşme? Bu sorunla alakalı. Tamam. Bırak bunu bir cümle söylememe müsaade eder misiniz? Ya ben o iki cümleyi söyledikten sonra önce bir iki cümle Ahmet Kasman'dan alalım. Sonra bir cümle sizden alalım Okan Müdüresi olur. Sonra da Barış Dostlar'a döneceğim. Tamam, iki tane yöntem konusu burada. Peki. Bir tanesi Suriye rejiminin istekleriyle mütenasip, Türkiye'nin çıkarlarıyla mütenasip bir ortaklaşa nokta bulmak. Bu birinci yöntem. İkincisi, Suriye rejiminin istekleriyle, Türkiye'nin çıkarlarıyla ama bunların Suriye'nin kuzeyindeki birbirinden farklı grupların önceliklerinin süzgecinden geçirildiği, onların öncelikleriyle yeniden şekillendiği bir uzlaşma oluşturmak. Şimdi Suriye rejimi ikinciye yanaşmazsa ne yapacaksınız? Uzlaşmayacak mısınız? Yanaşır mı? Satmayacak mısınız yani tırnak içerisinde? Dedim ya, peki, satar da tırnak içerisinde satarsanız ne olacak o insanlar? O ne yazık ki onların problemi. Benim problemim değil. Peki Türkiye'nin de başına bir şekilde... Eğer Suriye rejimiyle uzlaşabiliyorsak ve Suriye rejimi orada bir güvenlik alanı tesis edebiliyorsak, kamu otoritesi... Çünkü şimdi bak bir şey öğrendik. Ama ben bir şey öğrendik deyip devam etmeyeceğim. Buraya notumu alacağım. Tam buradan devam edeceğim. Çünkü Okan'ın o bir cümlesini engellemiş oluyorum. Yapmayacağım onu. Ankara'da mağdur. Okan'a o şeyi bırakıyorum, sözü bırakıyorum. Peki, buyurun Okan Müderrisoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Dostler'den de mülkiyeli bir kardeşi olarak hoşgörüsü için ben de bir dakika rica etmiş olayım. Şimdi Ahmet Hoca'nın Türkiye'nin Suriye'deki bulunma gerekçelerine ilişkin sözleri itibariyle hakikaten memleketini seven ve bu işin politik ayıklamasını yaptıktan sonra reel durumu özetleyen cümleleri için teşekkürlerimi sunmam lazım. Programın tekrarını mutlaka izleyeceğim ve o bölümleri ayrıca bir not edeceğim. Önemli bir rehber mahiyetinde, doğaçlama ama birbiriyle bağlantılı, çok anlamlı ve gerçekten çok tutarlı şeyler söyledi, sağ olsun. İkincisi, cihadist ya da cihatçı terör konusu
Bence o terminoloji çok Batı terminolojisi ve sistematik olarak İslam'la terörü iç içe geçirmek için cihat kavramını istismar eden ve maalesef bence yine Batı eliyle üretilmiş IŞİD-DEAŞ adı altındaki o yapıyı Batı kamuoyunu konsolide etmek bir tehdit algısıyla bugün Batı'da aşırı sağın yükselişi dahil olmak üzere farklı sonuçlara da bir şekilde sebebiyet veren bir enstrüman olarak kullanmaktan ibaret. Cihat İslam'ın içinde vardır. En büyük cihat insanın nefsiyle yaptığı mücadeledir eğer öyle bakılırsa. Dolayısıyla evet. O kavram çok hassas bir kavram. İslam'ı terörle iç içe geçiren bir kavram. Hoca tabii günlük terminolojide çok sık kullanıldığı için o doğallığı içinde belki ifade etmiştir ama yo, adamlar ben kendi kendilerini adıma öyle rezervimi burada koymuş olayım. Yo, haklısın, haklısın. Tabii haklısın. Ki. Ben haklısın, de... bu söylediklerinin hepsi haklı. Ancak adamlar kendilerini böyle tanımlıyorlar. O sebeple kullandım, doğru. Tamam. Ama biz hani o terminolojide belli hassasiyetleri taşıdığımızı belki vurgularız bu vesileyle. Bir başka husus da hani mağdur sözü ona bırakalım şeklinde sağ olsun hoca bir jest yapıyor ama oradaki moderatör sen olduğuna göre benim öyle bir lütfa ihtiyacım olmadığını, yok. Ankara'da olmanın boğazın keyfini çıkaramamaktan hallice bir mağduriyet olduğunu kabul ediyorum. Doğrudur. Ankara hakikaten benim ömrümün 1/3'ünün geçtiği ve gerçekten yaşamaktan memnun olduğum ama Ankara'yı zor bir seviyoruz. Kent. Yok, Ankara'yı seviyoruz İstanbul, ama İstanbul'a bekliyoruz Okan Müderrisoğlu. Bir dakika. Sözü payitahta bırakıyoruz. Başkentten payitahta bırakıyoruz sözü. Buna zemin ve mahal bırakamam. Ben bir Ankaralıyım. Lise 10. sınıfa kadar Ankara'da okudum. Ankara'yı da ayrıca çok severim. İstanbul'u da ayrı severim. Ankara'da yaşadığım tamam, sürenin artık İki katı İstanbul'da yaşamış birisi. Bunlar... İstanbul'un dönüştürücü etkisi size hocam çok kapsam alanını almış artık. Sivas'ı, Kayseri'si, Tunceli'si, Diyarbakır'ı, İzmir'i, Antalya'sı nasıl bizim gönlümüzün olduğu yerlerse Ankara ile İstanbul'da aynı şekilde. Barış Dostlar sizde var mı Ankaralık? Hocam bu popülizm karşısında şapka çıkartıyorum. Ben de saygıyla selamlıyorum. Peki. Sevgili dostum, diyor, ben de askerliğimi ki muhtemelen Okan da biliyordur, Ankara'da yaptım, Kara Harp Okulu'nda. Hatta ben Mektebi Harbiye Şahane'de ihtiyat zabitiyim derim. Evet. Yani yedek subaylığı, asteğmenliği. Herkesin yolu bir başkentten geçiyor. Ben de Ankara'yı çok severim. Cumhuriyetimizin göz bebeğidir Ankara. Elbette. Şimdi Suriye'de yaşananlar... Yalnız sizin askerliğiniz bitmiş, benimki devam ediyor hocam. Can kurban böyle askerliği o zaman. Ne olur... Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Barış Dostlar, ne olur bu Suriye'de yaşanan gerilim nereye evrilir? Şimdi Suriye'de yaşanan gerilim gerek kadim dostum Ahmet değindi, gerekse kıdemli Ankara gazetesi dostumuz Okan değindi. Zamanlaması açısından önemli. Yani tam da Türkiye ile Suriye'nin karşılıklı olarak birbirlerine iyi mesajlar, ılıman mesajlar verdikleri. Doğru. İstihbarat düzeyinde, silahlı kuvvetler düzeyinde yapılan temasların daha da yukarıya çıkarılması için iki tarafın da istekli olduğunu ortaya koyduğu, hatta diplomasi kulislerine acaba Putin'in eşgüdümünde, Putin'in ev sahipliğinde iki lider bir araya gelebilir mi şeklinde soruların yansıdığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye lider Esad'ı kastederek söylüyorum elbette, bir ortamda bu olayların yaşaması önemli. Yani Kayseri'de hepimizin iğrendiği, o alçakça, o iğrenç olay yaşanmasaydı bile, ki ikisi arasında elbette bir bağ vardır. Ama o olay yaşanmasaydı bile ben Suriye'de böyle olayların tam da provokasyonlara açık bir iklimde, açık bir politik ortamda yaşanabileceğini düşünenlerdenim. Kayseri'deki olay olmasaydı bile. Şimdi tahmin ediyoruz ki hepimiz, az evvel Okan Müderrisoğlu bilgiye dayanarak da önemli kulisler paylaştı bizle. O bölge ABD ve Avrupa emperyalizmi destekli PKK, PYD, YPG'nin etkili olduğu bir bölge. O bölge ABD'nin terör örgütüyle beraber ticaret yaptığı, Suriye'nin enerji kaynaklarını, petrolünü çalıp, el koyup, gasp edip, haydutça sattığı bir bölge. Peki o bölgede sadece PKK, PYD, YPG terör unsurları, ABD'nin kara gücüm dediği bu terör unsurları ve artı ABD mi var? Hayır, elbette yok. Rusya da orada.
İsrail istihbaratı da orada. Doğru. İran da orada. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin iri kıyım ülkelerinin istihbarat teşkilatları, gizli servisleri de orada. Ve o bölge dolayısıyla istihbarat örgütlerinin cirit attığı ve her türlü provokasyona açık bir bölge. Tam da bu süreçte bizim ay yıldızlı bayrağımıza yönelik o alçakça saldırılar, kaynağı kim olursa olsun, en sert biçimde ibreti alem için cezalandırılmalıdır bir. İki, Türkiye, Ankara ve Şam araya Rusya'yı koymadan, araya İran'ı koymadan 911 kilometre sınıra ortak olan bu iki devlet, ki bugün bizim Suriye dediğimiz bölge bizim Osmanlı geçmişimizde bizim bir eyaletimizdir. Doğru. Ve Türkiye'nin bu 911 kilometre sınıra sahip olduğu bölgede eğer Türk Silahlı Kuvvetleri sadece Türkiye'nin nam ve hesabına değil, aynı zamanda Suriye halkının, Suriye toplumunun da en azından can güvenliğini temin etmek için, güvence altına almak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları başta olmak üzere Kahraman Mehmetçiğimizin pek çok şehit vererek, gazi vererek oraları eğer terör unsurlarından ayıklamak yönünde bir adımı olmuşsa artık bu aşamadan sonra, bizim Şam'a arkadaş bak, bizim seninle şu kadar 911 kilometre sınırımız var. Gel iki komşu olarak, uzun yıllar yan yana yaşamış iki toplum olarak aramıza Moskova'yı ve aramıza Tahran'ı koymaksızın oturup konuşabilelim. Çünkü biz birbirimizle doğrudan konuşamazsak, aracılar, naklediciler vasıtasıyla konuşursak o ne kadar samimi oluyor? Bizim git ona söyle ha şeklinde naklediciye, aracıya dediğimiz acaba aynı samimiyette, aynı berraklıkta, aynı kelimelerle o tarafa, muhatabımıza iletiliyor mu? Ondan da emin değiliz. O yüzden artık her iki devletin de bence bir an evvel doğrudan oturup konuşmasının çoktan zamanı geldi. Hatta belki biraz geçti bile. Peki. Peki bu ilişki nasıl kurulabilir? Normalleşme mümkün müdür? Bu Suriye'nin kuzeyindeki bu protestocu gruplar eğer bir normalleşme süreci başlarsa Türkiye içerisi için bir risk unsuru olur mu? Bunları konuşacağız kısa bir aranın ardından. Siyasi işlere devam ediyoruz. Afrin'de yaşanan olaylar üzerinden Suriye ile olası normalleşme sürecini konuşacağız. Zira iki taraftan da karşılıklı açıklamalar var. En son Sayın Cumhurbaşkanı Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada neden olmasın demişti. Bir anlamda karşı tarafa da bir yeşil ışık yakıldı. Sonra bugün yine Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama var. Kimsenin egemenliğinde gözümüz yok diyor Cumhurbaşkanı. Bu bir anlamda işte Türk askeri ülkeden çıksın diyen Şam yönetimine doğrudan bir mesaj olarak da okunabilir. Ankara'nın Okan Müderrisoğlu yol planı nedir bu konuda Suriye ile ya da Şam'da Şam yönetimiyle normalleşme süreci söz konusu olduğunda? Ya da var mı böyle bir yol planı? Bu konuda da sıcak bilgilere... Bu konuda da bir çerçeveye, yani sıcak bilgiye sahibiz. Değerli Barış Doster, Türkiye ile Suriye'nin aracısız görüşmesi gerektiğini ifade etti. Evet, Türkiye'nin çok arzu ettiği bir husus bu. Fakat rejim, mezhepsel temelle İran'ın, askeri ve stratejik yönü itibariyle Rusya'nın öylesine kontrolü altında ki, bu şekilde aracısız görüşmeye karar ya da hani uygulamaya geçecek bir pozisyon üretemiyor, karar alamıyor. Bu önemli bir problem zaten. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışı sonrası verdiği mesajı esasen hemen öncesindeki bir cümleyle ve buradaki temel değişim mesajıyla birlikte okumamız lazım. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi var, Lavrentiev. Evet. Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Suriye'yi yeniden bir araya getirme konusundaki niyetini deklare etti. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı yarın sabah Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde
Kazakistan başkenti Astana'ya gidiyor. Orada Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi söz konusu ki buradaki konu başlıkların birincisi Suriye, diğeri Ukrayna ve tabii ki Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması, nükleer santral, ticaret vesaire. Şimdi Lavrentiyev'in açıklamasından ve Suriye'nin resmi ajansına yansıyan cümlelerden Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi kaydıyla Türkiye ile temas ve diyaloğa sıcak baktıklarını ya da hazır olduklarını ifade eden bir cümle. Oysa aynı Esad daha önce Türkiye, Rusya, İran, Suriye arasında gerek istihbarat başkanları, gerekse istihbarat başkanları ve Milli Savunma Bakanları'nın yani savunma bakanlarının bulunduğu karma heyetteki toplantıda bir çerçeveyi konuşmak yerine doğrudan Türkiye işgalcidir, topraklarımızdan çekilsin doğru diye başladı. Bir ton farkı şimdi var. Buna verilecek cevap var ve bu cevaplarda evet, bu cevaplar verildi. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı var. Burada Suriye'nin siyasi bütünlüğü, toprak bütünlüğü, egemenliği bu tanınıyor ama Türkiye'nin öteden beri savunduğu husus şu. Türkiye'dekiler başta olmak üzere sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine ve topraklarına dönmesi. Şimdi peki bunu nasıl temin edeceksiniz? Elbette kapsayıcı bir anayasayla. Peki bu anayasa çerçevesi eğer tamamlanırsa ki şu anda imkansıza yakın bir sınırda duruyor. Elbette hür ve bağımsız seçimlerin yapılması ve bu seçimler sonucu ortaya çıkacak hükümetin tasarrufuna Türkiye'nin de özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve az önce Barış Bey'in ifade ettiği gibi Türkiye'nin o 911 kilometrelik sınırında güvenliğin sağlanması, etnik temelli bir bölge ayrışma veya ayrışmanın temelini atacak Türkiye'nin teröristten olarak ifade ettiği o yapıyla mücadele konusunda da hem siyasi hem de güvenlik iradesinin mutlak anlamda oluşması. Şimdi bu şartlar ya da bu zorunluluklar bir arada ve etkili bir şekilde karşılanmadıkça Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sürdürmek zorunda. Bu Türkiye'nin, az önce de Ahmet Kasuman Hoca ifade etti, güvenliğiyle ve bunun sürdürülebilirliğiyle çok doğrudan ilgili bir husus. O yönüyle bakıldığında istihbarat başkanları seviyesinde yeniden bir temas trafiği, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın gerçekleşecek görüşmesini mütakiben bir hareketlenme söz konusu olabilir. Üst düzeyde olmasa bile sahada askeri anlamda karşı karşıya gelmemek için de belli seviyede ama stratejik ve siyasi sonuç üretecek şekilde değil de doğru, oradaki çatışmasızlık ortamının sürdürülebilirliğini teminat altına alacak şekilde bir temas trafiği yürüyor. İstihbarat bilimleri görüşüyor. Türkiye'deki sığınmacıları evet. Ama şöyle bir şey, yani bu görüşmeler hani cari durumu yönetmekle ilgili görüşmeler şu anda. Anladım. Şimdiye kadar yapılıp rejimin ön şartları nedeniyle iki görüşmeden sonra duran o çok taraflı görüşme serisi Suriye'de kalıcı barışı temin etmek üzere atılacak adımlarla ilgiliydi. O yönüyle bugünkü temas trafiğinin niteliği ve katsayısı arasında bir fark var. Ama şimdi senin söylediğin aşamaya yeniden evrilmesi söz konusu. Ama burada hiçbir zaman Türkiye'deki Suriyelilerin zorla ya da baskıyla Suriye'ye, yani rejimin bu anlamda eline teslim edilmesi söz konusu değil. Asla böyle bir şey düşünülmedi. Burada iki temel problem var. Bir, bu insanları diyelim ki bir şekilde aldınız, Suriye sınırına götürdünüz. E peki ne olacak? Tekrar sınırda veya ülkelerine girdikleri andan itibaren rejimin baskısıyla karşılaşacaklar ya da insan kaçakçılarının eline düşecekler ve daha büyük bir göç kitlesi olarak Türkiye'ye yönelecekler. Dolayısıyla bir eşyadan değil, insandan söz ediyoruz. Bunların ailesi var, kiminin işi var, kimisi bir eğitim zincirinin içinde, kimisi iş hayatına bir şekilde entegre olmuş. Dolayısıyla Suriyeli diye genel bir kavramdan söz etmiyoruz. Artık o da kendi içinde belli niteliklere ve kademelere ayrılmış durumda. Evet. O yönüyle bakıldığında da Türkiye'deki Sünni Suriyeli nüfusun bugün hala mezhep temelli, yani Nusayri kimliğini ülkenin siyasal kimliği haline dönüştürmüş Esad rejimi tarafından çok da istenmediğini,
orada daha rafine bir devlet sürdürme niyetinin ağır bastığını, o nedenle de Türkiye, Ürdün başta olmak üzere bölge ülkelerindeki Suriyeli nüfusu kabul etme ve günlük hayatına yeniden döndürme konusunda ve sisteme katma konusunda da hiç de istekli olmadığını, ben zaten bu savaşı kazandım ne diye pazarlık yapayım diyen bir anlayışı da şimdiye kadar gördük. O yüzden Türkiye güvenli, gönüllü, onurlu dönüş, kapsayıcı anayasa, hür ve bağımsız seçimlerle birlikte hem Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin temin edilmesi hem bir teröristan riskinin ortadan kalkması kaydıyla elbette o bölgede kalıcı olmayacağını açık bir şekilde muhataplarına iletmiş durumda. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünün aslında teminatı biziz şu anda. Suriye'nin kuzeyinde sözde yapılacak Rojava denilen bölgede SDG de altında YPG'li teröristlerin yapacağı o yerel seçimler ve kantonlaşma dolayısıyla Suriye'nin bölünmesinin karşısındaki teminat da biziz, yani Türkiye Cumhuriyeti. Evet, peki. Ahmet Kasman, bir önceki turda iki cümleyle giriş yapmıştınız. Normalleşme olacaksa nasıl olacak konusuna biraz daha açmanızı isterim. Şimdi iki tane temel normalleşme zemini var. Yani bunlardan ya biri ya öteki hayata geçirilecek ve zaten ben o cümleyi ettikten sonra konuşulanlarda gerek sevgili Barış gerek Okan bunun niye ikili bir diyalog haline dönüşmesinin zor olduğunu, zaten masanın etrafında yeterince ağırlık diyalog zaten ikili oluyordu hocam, evet. Bir tekrar hatırlatır mısınız ne dediğinizi? Ona geleceğim. İki seçenekten söz etmiştiniz ya, bence reklam arasından sonra unutulmuş olabilir. Tamam, peki. Teşekkür ederim Okan. İki tane zemin var. Bu zeminlerden bir tanesi Türkiye ile Suriye'nin kendi çıkarları tahtında oturup, kendi öncelikleri tahtında oturup bir uzlaşmaya varması. İkincisi Türkiye ile Suriye'nin oturup, Suriye'nin kendi çıkarları tahtında tezlerini ileri sürerken Türkiye'nin kendi çıkarlarını aynı zamanda Kuzey Suriye'deki grupları artı Türkiye içerisindeki mültecileri de dahil ederek değişik şekillerde biçim verdiği, şekillendirdiği bir tezle masaya oturup o tezin izin verdiği ölçüde Suriye ile uzlaşması. İkincisi Türkiye için teknik tabir kullanayım, çok sever Okan, suboptimal bir çözümdür. Yani rasyonel olandan, elde edilebilecek olandan düşük bir çözümdür. Şimdi bu zaten iki tane ülkenin karşı karşıya masaya oturup konuşmasının zor olduğu bir ortam. Neden? İşte Okan anlattı. Çünkü Suriye rejimi iki tane başka ülkenin ve çıkarları Türkiye ile örtüşmeyen iki tane başka ülkenin. Örtüşen yerler var elbette ama örtüşmeyen iki tane başka ülkenin. Ve üstelik bu konularda davranırken asla ve asla kendi ulusal çıkarlarının dışında hiçbir faktörü meselenin içine dahil etmeyen, çok soğuk bakışlı, çok soğukkanlı, gerektiği zaman hoyrat iki tane ülkenin etkisi altında. Suriye rejiminin konumu bu. Türkiye öte taraftan eğer bir de bu üçüncü faktörleri kendi çıkarlarını şekillendirmekte, sınırlamakta, elde edebileceklerinden başka türlü bir tarafa doğru o müzakereyi evritmekte şey yaparsa, bir baskı unsuru olarak kabullenirse, o zaman bir de bu dışarıdaki faktörlerin varlığıyla mevzu iyice şey yapılır. Kaldı ki bunlarla sınırlı da değil olay. Suriye'nin kuzeyi ama Fırat Nehri'nin doğusundaki alanda bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Bir de bölücü terör örgütü var. Bir de bunların emelleri var. Şimdi onlar orada oylama yaptığı zaman karşı çıkıyoruz. Haklıyız. Eğer Suriye'nin kuzeyindeki ama Fırat'ın batısındaki bu gruplar, ÖSO ve vesaire gruplar veya Fırat'ın doğusunda bizim kontrol altında bulundurduğumuz Barış Pınarı alanındaki gruplarda, ya biz beğenmedik bu anlaşmayı, hadi bakalım oylamaya gidiyoruz derlerse ne diyeceksin? Bunları düşüneceksin bugünden. Düşünmezsen çünkü sonrasında faturayı kestikleri zaman romantik hamasi konuşmalar dışında elinde hiçbir şey kalmıyor. Bunu 500 kere gördük. Ne olur peki, neyle karşı karşıya kalır Türkiye şimdi, öyle bir durum olursa? Yani Türkiye'nin yapması gereken, şimdi bak ben demiyorum, en yüksek ağızdan telaffuz edildi. Cuma namazı kılacağız.
çıkışında Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki bizim Suriye'nin içlerine karışmak gibi bir şeyimiz olamaz. Bunu hep söylüyor aslında şimdi, Cumhurbaşkanı. Kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu hep söylüyor ama bizim siyaset o değildi. Biz Türkiye olarak Suriye'de rejim değişikliği yaratmaya çalışıyorduk. Bunun için Amerikalılarla işbirliği yaptık, Suudilerle işbirliği yaptık. Onların hepsi patladı. Bunlar döndüler, bir sürü uğursuz planın aleti haline getirdiler oradaki işbirliğini şeyini. Hadi onun yükü bizim üzerimize kaldı vesaire vesaire. Bunları unutma, yani unutuyorsak bunları zaten şimdi sokaklara dökülüp şu veya bu biçimde slogan atmanın ya da şeye Twitter kabadayılığı yapmanın bir manası yok. Bunları hatırlayacaksınız, oradan çıkarak bir yorum yapacaksınız. İki, şimdi demin söylediğime döneceğim. Akıl bir şekilde yürütülür. Akıl yürütmenin metodu bir tanedir. Mantık çerçevesinde. Tamam, neden sonuç ilişkileriyle gidersin. Başka bir yöntemi yok. Onun dışında konuşursun tabii. Slogan atarsın, demoji yaparsın vesaire vesaire de bunun aklın yürütülmesiyle, aklın kaliteli kullanımıyla bir alakası yok. Birilerinin algısını yönetmeye, birilerini kendine uygun bir noktaya taşımaya çalışıyorsundur. Hadi onu anlarım. Onun adı propaganda, işte halkla ilişkiler neyse ne. Ama akıl bir şekilde yönetir. Bak şimdi akıl yürüteceğim. Şimdi eğer Türkiye'nin Suriye'de rejim değişikliği yaratmak gibi bir kaygısı yoksa ve veya kalmadıysa, tamam mı? Artık bununla ilgilenmiyorsak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak noktasındaki hassasiyetimiz de hala sabitse, bak rejim değişikliğinden vazgeçtik, tamam, toprak bütünlüğünü koruyoruz değil mi? O halde bu ikisinin doğrudan sonucu, kendi çıkarlarımız tahtında masaya oturup karar vermektir. O halde bizim temel kaygımız ikincil, üçüncül olabildiği kadar, insaniyetin gerektirdiği kadar, neyse ne. Elbette düşünebilirsin bunları ama bizim temel kaygımız Suriye'nin kuzeyindeki gruplar olamaz. Bizim temel kaygımız olsa olsa, Türkiye içerisindeki sığınmacıların huzurlu bir biçimde ikna edilerek geri döndürülmeleri mümkünse ya da en azından bu huzurlu iknaya dönüşebilecek bir ortam varsa, yani onlar gene ikna olmayabilirler ama en azından sen meşru olursun söylediğinde, tamam, bu çerçevede davranmaktır, tamam mı? O zaman ben Suriye'nin kuzeyindeki elinde tamam, silah olan... Tamam değil. Hayır, tamam canım, yani öyle bir şey beklemiyorduk zaten tamam olması gibi. Nasılsa tamam değil de. Ben kendi akıl yürütmemi... Tamam mı dediniz? Tamam. Peki o sana da tamam. Tamamlandığı biçiminde mükemmel akıl yürütmenizin argümanlarını dinlerken bunu onaylamış değiliz. Hayır tabii, elbette canım, öyle bir beklentim yok zaten. Yani senin bunu onaylayacağını düşünmedim her halükarda. Yani ben Ankara'da söyleyeceklerinle benim kurgulamış olduğum bu zemini zenginleştireceksin. Hiç kuşkum yok ondan. Şimdi o halde ben bu Suriye'nin kuzeyindeki arkadaşlara ilişkin olarak herhangi bir kaygı sahibi olarak o masaya oturmam. Onlar da bunun farkındadır muhtemelen. Bunların da politik akıllarını peynir... Böyle bir şey olur mu hocam? Onlar senin sınırının dibinde, sana bağlı, gözünü sana dikmiş, başka türlü yaşayamayacak. Bana insanlar. Bağlı olmadıklarını her şekilde kanıtlıyorlar. Elinde silah olan adam üstünde egemenlik kurabileceğini düşündüğü bir toprak bağımlı. Ve yeterince de sıkıntı verici bir tehditle karşılaşırsa babasının oğlunu tanımaz, bırak böyle bir ilişkide. Tamam. O halde biz bu arkadaşlara ilişkin bir kaygıyla hareket edemeyiz. Tamam mı? Biz peki, zaten yeterince bedel ödedik onu. Edersiniz. Ha? Yeterince bedel ödedik. Ben bunlara borçlu yoksa değilim. Tekrar gelirler. Anladım. Ben bunlara tekrar borçlu gelirler. Değilim. Ben onları dengelemek tekrar ve gelirler. kendi çıkarlarımı hayata geçirecek şekilde onları yönetmek ve yönlendirmek gibi bir kaygıya sahip olabilirim. Ama onların isteklerini hayata geçirmek, anladım, Esad yönetimi karşısında bunları savunmak şeyine geçemem. Çünkü neden? Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz. Hani rejimde değiştirmiyoruz ya, mantıksal sonuç, istersen Okan'cığım tamam olsun, istersen tamam olmasın. Bunun mantıksal, anladım, sonucu Şam rejiminin buraları kontrol ediyor olması.
öyle kontrol böyle kontrol. Şimdi elinde Temel'in mantık silah olan, kitabını, Temel'in mantık kitabını olan anlatması adam, gibi hocam bu. Elinde silah olan adam şunu demeyecektir. Bak ileriye doğru okuma yapıyorum. Haksız çıkmayı dilerim diyeceğim ama yani çok gülerim. Peki. Yani. Haksız çıkarsam dünyayı yanlış, dünyayı 56 senede yanlış anlamışım demektir. O kadar da fahiş bir hata yaptım. Buyurun. Düşünmüyorum, bitiriyorum zaten. Lütfen. Ama elinde silah olan adamın işine gelmeyen bir çözüm ortaya çıkarsa, tamam mı? Buna, tamam mı bu? Bak, buna peki deme ihtimali muhtemelen normal koşullarda olacağından, en azından normal koşullarda olacağından düşüktür. Bana bu kadarı yeter. Çünkü uluslararası ilişkilerde temel ilkedir. Bunun öyle bana göresi sana göresi yok. Kapasite ne ona bakarım ben. Niyete anladım. Değil, niyet yarın döner. Elinde silah varsa görürüz o gün ne oluyor. Peki. Barış dostlar sizle devam edelim. Şimdi niyet ortaya koydu Ankara. Şam'dan da benzer bir yaklaşım var. Ve sanki bu sefer Ankara muhalefeti de yanına almış gibi. Ne dersiniz? Çünkü daha önce siyaset gereği işte ne zaman bir Esad'la görüşme ihtimali ya da bir diyalog mesajı ortaya atıldığında hemen muhalefetten ya işte sen yapmayayım mıydın zaten böyleydin diye bir karşı basınç gelirdi ya da eleştiri gelirdi. Şimdi bakıyoruz Sayın Özgür Özel. Aynı Sayın Cumhurbaşkanı gibi gidip görüşülmesi gerektiğini söylüyor. Hatta aracılık yapayım dedi. Öncelikle ben gideyim konuşayım diyor. Ne dersiniz bu yaklaşım bir şekilde elinde rahatlatır mı iktidarı? Şimdi elbette biz kendi geçmişimizden de biliyoruz. Dünya tarihinden de, dünya siyasi tarihinden de biliyoruz ki böyle çok dallanmış, budaklanmış, uluslar arası hale gelmiş. Maalesef artık bir bölgesel mesele olmaktan çıkmış. Büyük güçlerin, emperyalist güçlerin, küresel güçlerin de fazlasıyla elini, ayağını, burnunu soktuğu bir meselede iktidarın muhatabıyla oturduğunda elinin kuvvetli olması gerekir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda rahmetli olalım Ecevit ve Erbakan böyle oturmuştur masaya. Çünkü muhalefet de onların arkasındadır. Dolayısıyla bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama genel başkan değiştiği için ama hükümetin bu konuda öz eleştiri verdiğine CHP yönetimi de ikna olduğu için neyse ne CDE şıkkı bu konuda iktidarın elini rahatlatacak açıklamalar yapması aklın yolu budur arkadaş demesi hatta ben gider gerekirse Esad'la görüşür ara buluculuk yaparım şeklinde bir açıklamada bulunması CHP genel başkanı Özgür Özel'in bir Türkiye'nin hak ve menfaatleri açısından iyidir. İki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'da muhatabıyla oturduğunda iktidarın da bu açıklamasıyla masaya eli daha kuvvetli oturur. Bu da Türkiye'nin taleplerini daha yüksek sesle, daha net, daha pek dillendirmesinin önünü açar ki bu da iktidarı ve muhalefetiyle bütün Türkiye açısından iyi bir tablo doğurur. Ancak dediğimiz gibi burada bu iş kolay değil. Neden kolay değil? Şundan kolay değil. Bir kere Suriye ne zaman karıştı? 2011 yılının Mart ayında karıştı. Türkiye az evvel sevgili Ahmet de değindi. O gün ABD ile beraber, Katar'la beraber, Suudi Arabistan'la beraber, Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun canım maksimum 150 bin kişi gelirler. İşte 15-20 güne kadar gider Şam'da Emevi Camii'nde. Namaz kılarız. Biz zaten Orta Doğu'yu avucumuzun içi gibi biliyoruz. Ne kırmızı bizden, çizgiler çizilmişti o zaman. Tabii bizden habersiz kuş uçmaz, sokak sokak bildiğimiz yerlerde falan şeklindeki o siyasetin bedelini çok ağır ödedi. Yani ayağına taş değmesin dediğimiz Mehmetçiklerimizin şehadetiyle ödedi. Türkiye içinde patlayan bombalarla ödedi. Halen de ödemeyi sürdürüyor. Şimdi bir, demek ki araya artık her ne kadar son birkaç haftada her iki başkentten de, her iki liderden de çok ılıman mesajlar gelse de araya bir kere bir kan girmiş durumda. İki, büyük devletler Astana sürecinde Türkiye ile beraber olan Rusya ve İran'ı da ABD'si, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, beri yandan İsrail'i de işin içindeler. Ve bunlar elbette Türkiye ile Suriye'nin bir sulh metnine imza atmasını istemezler.
İki. Üçüncüsü Esad. Şimdi Suriye karıştığında ülkesinin nüfusu 22 milyondu. Bugün kabaca 10 milyonu yani yarıya yakını ülkesinden uzakta yaşayan bir ülkenin Doğru. cumhurbaşkanı. Bu 10 milyonun da Suriye dışına çıkan bu 10 milyonun da önemli bir bölümü. Hani rakamlar farklı olmakla birlikte Türkiye'de yaşıyor. Avrupa'ya giden var. Almanya'ya mesela kabaca bir 1 milyon kadarı gitti. Ürdün'e giden var. Bölge ülkelerine dağılan var vesaire ama Suriye dışına çıkanların önemli bir bölümü Türkiye'deki Esad nüfus kendince Esad'a göre daha türdeş hale gelmişken, virgül, Esad açısından Esad'a daha sadık bir hale gelmişken, acaba Suriye dışına gidenler geri gelsin ister mi? Tabii bu da bir mevzu. Şimdi, bu bir de yani bir müzakere olacaksa elini de kuvvetlendirmez mi Esad'ın? Şimdi baktığında bir masaya oturulduğunda Türkiye için gerçekten artık taşınamaz bir yük haline gelmiş. Tabii. Ciddi bir sıkıntı, sığınmacı sorunu. O sorunun çözmesi gerekiyor. O sorunun çözülmesi için de bir şekilde artık ilişkinin yani, normalleşmesi Esad, gerekiyor. Anlaşılması gerekiyor. Aynen mesela Türkiye için çıkar budur. Kardeşim bunları nasıl geri alacaksın? Söyle de gereğini yani, yapalım. Yani Türkiye güvenli olsun. Gönüllü olsun ve onurlu olsun diyor. Bu geri dönüşler. Hani ne kadarı Türkiye'de kalmak ister, ne kadarı Suriye'ye dönmek ister, ne kadarı Türkiye'den batıya gitmek ister şu an henüz çok net bilmiyoruz. Bu konuda evet yapılan araştırmalar var. Ben de bu konuda naçizane 3-4 tane yüksek lisans doktora tezi yönettim ama elimizde bütün bu milyonları izah edecek çapta net veriler yok. Şimdi, bu da önemli mesele. Biz Esad'a arkadaş bak bunlar zaten senin vatandaşların. Bunların da kılına dokunma. Gerisin geri dönmek isteyen, gönüllü olan da var dediğimizde Esad hayır arkadaş bunlar benim için vatan haindir diyebilir mi? İhtimal diyebilir. Bir şey sorabilir miyim Barış? Zaten bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunla geçici değil mi? Kelimenin anlamı değişmediyse geçici koruma altında olduğuna göre zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşlarına bir taahhüdü var. Bunlar geçici dedi bana benim devletim. Geçici bunlar. Dolayısıyla bir noktada onları oraya yollayacağına inanıyorum. Bunun için ne yapması gerekiyorsa gitsin yapsın kardeşim. Ve son olarak hem sevgili Okan Müderrisoğlu'nun hem değerli Ahmet'in daha fazla hakkını gasp etmeyeyim, zamandan çalmayayım. Acaba büyük devletler sadece de Türkiye, Suriye normalleşmesi anlamında değil. Türkiye'nin sırtında ekonomik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak, demografik olarak, güvenlik olarak büyük bir yük oluşturan bu kitlenin Türkiye'den ayrılmasını isterler mi? Çünkü bu kitle aynı zamanda büyük devletlerin istihbarat örgütlerinin Türkiye'de çok rahatlıkla kullanabileceği bir kitledir. İşte şimdi mesela dünkü olaylar olduysa bu böyle yani bir şey. Türk ekonomisinin üzerindeki yük ne kadar artarsa, Türk sağlık sisteminin, Türk yargısının, adaletinin, Türk emniyet güçlerinin, Türk eğitim sisteminin üzerindeki yük ne kadar artarsa üzerimizde hain emelleri olan büyük emperyalist devletler o kadar mutlu oluyor. Ve bir de kullanabilecekleri milyonlar var. Doğru. Acaba bunlar bunu isterler mi? Yani mesela hani ben öyle teknik tabirler kullanmayı sevmiyorum. Ahmet benim hem dostum hem de hocamdır İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden. Mesele o kadar uluslararasılaştı, mesele o kadar Balkanlaştırıldı ki bu işin çözümü umarım ben yanılırım. Gerçekten doğrudan doğruya Suriye'nin ve Türkiye'nin direkt temasından geçiyor ve hani Anadolu'nun güzel bir deyimidir. Biraz da eteğindeki taşı döküp gerektiğinde öz eleştiri vermesinden de geçiyor. Peki. Bir kısa ara verelim. Aranın ardından önemli bir sorun dedik. Bu sığınmacı meselesi ki Kayseri'de yaşananları, Kayseri'den farklı illere yayılan olayları görüyoruz. Nasıl duracak? Bu gerilim nasıl ortadan kaldırılır? Bu sığınmacı sorunu çok büyüdü. Ne yapılacak? Bunu konuşalım aranın ardından. Devam ediyoruz siyasi işlere. Kayseri'de başlayan ve dün gece farklı şehirlerde de tekrar eden olayları konuşalım biraz da. Okan Müderrisoğlu. Şimdi bir kaos
söz konusu, bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Provoke edenler var, provokasyondan bahsediliyor ama ortada bir provokasyon varsa provoke edilecek bir sıkıntı var, bunu da söylemek gerekir. Şimdi şöyle bir fotoğrafı çektiğinizde siz ne görüyorsunuz Kayseri'de başlayan ve yayılan bu olaylarla ilgili? Nasıl önüne geçilecek? Buyurun. Şimdi hem Türkiye'nin içi hem de Suriye ile birlikte bir değerlendirme yapayım. Öncelikle tabii hadisenin Kayseri'de yaşanmış olması gerçekten hem ilginç hem de çok düşündürücü. Kayseri bir turizm şehri, Kayseri bir sanayi şehri, Kayseri bir ticaret şehri ve bu anlamda da bünyesine aldığı insanları çok kolaylıkla harmanlayan ve hayata entegre eden bir şehir. Dolayısıyla Kayseri vurgusu, Kayseri'nin genel kimliğiyle ilgili aslında bir algı bozulması açısından da ya da bu şekilde kullanılması açısından da bence çok dikkat edilmesi gereken bir husus. İkincisi, ben yakından tanımıyorum Kayseri valisini ama bugün mecliste CHP Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır, Kayseri valisinin bir cümlesine atıfta bulunarak işte valiyle ilgili soruşturma açılsın dedi. Konu ne? Vali bir Suriyelinin küçük bir kız çocuğunu istismarı vakasında istismara uğrayanın da bir Suriyeli küçük çocuk olduğunu söyledi. Çünkü bu ilk bilgi, Suriyeli bir kişi bir Türk çocuğuna istismarda bulunduğu şeklinde bambaşka sonuçlar da üretebilecek ve gerçekten Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bırakın Suriyeli'yi, o bu filan ırk, buna dayalı ayrımı, böyle bir hadise zaten başlı başına toplumsal infial sebebidir. O yönüyle Sayın Vali'nin sıcak ve anlık olarak olayı yönetme ya da kontrol altına alma sırasında söylediği doğaçlama bir ifadeyi Ankara'da siyasi zemine bu kadar çekmek doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın normalleşmeden anladığını ifade ettiği husus terörle mücadele, dış politika, ekonomi ve ülkenin genel huzuru ile ilgili konularda bir ortaklaşma sağlayabilmek. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Bu arada gerek Sayın Ahmet Kasıman, gerekse Sayın Barış Doster Hoca'ya da dikkatle takip ediyorum. Öğrencilerinin çok şanslı olduğunu da belirterek buradan bir mesaj göndereyim. Hem konuyla ilgileri, hem bilgileri, hem anlatımları ve bazen Ahmet Hoca Sayın Arpat'ın yönlendirmesiyle böyle bir tümseye girip sonra bir çukura girip çıksa, arada bir böyle bir merkezden sağa sola doğru gitse de o da bu milli meselelerde büyük ölçüde ortaklaştığımız bir çizgide. Çünkü hocam, benim düz yani, ve zikzaksız bir yolda değiliz. Düz bir yolda değiliz. Niye yapıyorsun bunu ben? Yani tabii ki Türkiye'nin Suriye politikasının farklı evreleri var. Bunları tek bir kalıpta değerlendirdiğinizde çok kolaylıkla yargılayabilir. Hatta Ahmet Hoca'nın yaptığı gibi infaz da edebilirsiniz. Ama onu istersen başka bir fazla değerlendirelim. Ama şunu söyleyelim. Bir, Türkiye'nin içinde farklı şehirlere bu olayları yaymaya çalışan isimlerin tespit edildiğini, ilk etapta 474 gözaltı olduğunu, bunların 288'inin yani cinsel suçlardan dolandırıcılığa varıncaya kadar geniş bir yelpazede ciddi bir sabıka sicilinin bulunduğunu ve özellikle de bu olayların içine itildiğini ve her birinin de tespit edildiğini İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde ise şimdi sıcak bir bilgi vereyim. Olayların büyük ölçüde hemen hemen tamamlandı denilebilecek ölçüde kontrol altında alındığını, bayrağımıza karşı o hakarette, hakaret bile zayıf kalır, o saldırıda bulunan alçakların tespit edildiğini ve yakalanmalarında an meselesi olduğunu burada izleyenlerle paylaşayım. Bu da son derece önemli. Şunu gördük, devlet refleksi 24 saat içinde ülkenin içinde ve Suriye'de ortaya çıkan bu hadiseyi hem niteliği itibariyle tespit, hem karışanlarını bu anlamda belirleme, hem de karşılıklı olarak Türkiye'nin içinden ve Suriye Milli Ordusu ve Suriye Geçici Hükümeti'nden mesaj trafiğiyle yönetilebilir bir zemine, hani yangını kontrol altına alma diye bir tabir var ya, evet. Önce bu kontrol altına alma işini
bir 24 saat içinde gerçekleştirip şimdi söndürme, sönümlenme aşamasına götürdü. Suriye rejimi etki altında bir rejim ve gerçekten oyun içinde oyun oynanıyor. Bakınız İsrail Suriye'nin içine istediği İsrail gibi girip çıkabiliyor. İçine geçmeden ve İran'a ya da İran'a hani dediniz ya bir orman yangını bir şey söyleyecektim. Bir bağlantı kuracaktım ama alayım soruyu. Yok hani orman yangını metaforuyla gittik ya. Yani ama belli ki yani hava sıcak, ortam nemsiz, kuru ve yani bir kıvılcıma da bakıyor sanki birazcık yangın. Ben bu kanaatte değilim bak. Öyle Ahmet mi? Bu dün de olabilirdi. Bir ay önce, altı ay önce de olabilirdi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız meteorolojik koşullarla bu olayı topluma anlatmak için benzeştirmekte bir sakınca yok. Fakat şu ifadede kullanılıyor. Ya zaten operasyona açık bir durumdaysan birisi gelir bunu kaşır. Şimdi bunu veri kabul ettiğiniz andan itibaren zaten yaranın kabuğunu kaldırmaya adeta siz de vesile oluyorsunuz demektir. Seni beni kastederek konuşmadığım anladım, çok açık. Anladım. Şunun için söylüyorum. Ya Türkiye'deki Suriyeli nüfus üzerinde nüfuz kullanmak isteyen, buradan siyaset yapmak isteyen iç aktörler olduğu gibi Esad rejimi eğer az önce Barış Hoca'nın söylediği gibi Türkiye'deki sığınmacıları Suriye'ye yani kendi topraklarına gönderdiğimizde yani geri dönüşlerini sağladığımızda Türkiye adına yeniden operasyon yapabilecek ve Türkiye'ye müzahir unsurlar olarak düşünüyor. Biz ise rejime müzahir özellikle de el muhaberata bağlı bir takım unsurların Türkiye'nin içinde farklı şekillerde operasyon ya da örgütleme faaliyeti yaptığını ya da yapabileceğini düşünüyoruz. Yani Suriyeli nüfus üzerinde bakış açısında bile 360 derece fark var. Aynı noktaya bir türlü gelmek bile mümkün değil yani. O nedenle şunu da söyleyeyim. Yani öyle bir oyun içinde oyun var ki bu cümleyle tamamlayayım müsaade edersen. Lütfen. İsrail Suriye topraklarına, Suriye hava sahasına istediği gibi girip çıkıyor ve İran ya da İran'a müzahir grupları bombalıyor. E peki hani bu F-35'ler ve S-400'ler aynı anda olmazdı? Peki o S-400 hava savunma sistemini Rusya niye çalıştırmıyor? Çünkü İran'ın o bölgedeki nüfuzunun kırılması, İsrail'in oradaki belli hedefleri vurması, Rusya'nın da orada hele Ukrayna'da savaşırken stratejik konumunu kaybetmemesi veya tahkim etmesi bakımından ona alan açıyor. Yani dolayısıyla İran'ın Irak'ta ve Suriye'de rejim üzerindeki etkisini sürdürme, İsrail'i baskı altına alma politikası ayrı bir yön. Türkiye'nin sınır güvenliğini temin etme, ülkedeki sığınmacıların güvenli, gönüllü, onurlu dönüşünü temin etmesi ayrı bir husus. PKK, YPG terör örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki varlığı bambaşka bir husus. Fırat'ın doğusunda, Amerika batısında Rusya'nın olduğu oldukça karmaşık bir coğrafyada vatan savunmasıyla birlikte sosyolojik, ekonomik, stratejik sorunları yönetmek o bambaşka bir husus. Türkiye şu ana kadar hem toplumun sağduyusu hem devlet aklı hem de yeni politik denklemiyle yani muhataplarıyla mümkünse Barış Hoca'nın söylediği gibi doğrudan konuşarak ama her hal ve karda konuşma kanallarını açık tutarak mesafe almayı başardı ve an itibariyle yine sıcak bir bilgi. Yani Türkiye, Suriye, Rusya, İran hem Suriye zemininde hadiseleri konuşmak için hem de yine Irak'taki terör varlığı nedeniyle de yeni bir mekanizma kurmak ve evet, süreçleri canlandırmak için en azından sözlü düzeyde bir mutabakata varmışlar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın gerçekleşecek Astana ziyareti, Putin görüşmesi sonrası biz Suriye sahası başta olmak üzere Irak'ı da içine alacak şekilde öngörebildiğimiz ama toplumun çok ilgiyle takip edebileceği yepyeni süreçlere tanık olacağız. Peki. Ahmet Kasman, ne dersiniz? Bu Kayseri'deki olay ya da işte sonrasında yaşanan münferit olaylar mı? Şimdi Okan, operasyonu açık olmaktan, açık hale getirmekten bahsetti ama bir problemin çözümü için önce problemin nevini, doğasını, dinamiğini doğru teşhis etmiş olmanız lazım. Bu bakımdan ben senin yaptığın sorunu sorarken kullandığın cümlelerin üzerinde durulmaya değer olduğunu düşünüyorum. Birincisi,
uluslararası ilişkiler ortamı öyle bir ortamdır. Herkes karşısındakinin niyetinden ziyade kapasitesine baktığı için devletler birbirlerine tırnak içinde söylüyorum. Hani işte çok jargon olmasın. Kazık atmak için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Hele Türkiye gibi netameli bir coğrafyada bir sürü devletin çıkarının üzerinde, yanında, önünde, karşısında bulunuyorsanız ve bu arada da kendi çıkarlarınızı yürütmek istiyorsanız size muhakkak kazık atmaya çalışan bir veya birden fazla aktör verili olarak etrafınızda veya dünyanın çeşitli yerlerinde vardır. Mesele bunlara fırsat vermemek. Bunlara fırsat vermemek. Ama Türkiye'de var olan mesele, yani sığınmacılar meselesi, konuştuğumuz meseleye ilişkin baktığınız zaman bir problemin olduğu açık. Ben bu Kayseri'deki olayın bir genel provokasyonun bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Yani bir tane iğrenç bir sapığın yaptığı bir işi de organize ederek bütün bu olayları tetiklemeye çalışmak falan filan. Bunlar biraz fazla komplo teorileri. Ama işte böyle bir ortamınız olduğu zaman bundan faydalanmak isteyenler bunu kullanırlar. Ha, o olay olmasa da evet belki kendileri bir şey tezgahlamaya çalışacaklar ama bu verili durum. Bunu düşünerek hareket etmek durumundasınız. Şimdi Suriye ile biz konuşacağız. Daha önce söylediklerime geleyim. Suriye'nin toprak bütünlüğü temelli konuşmak zorundayız. Eğer Esad dönüp ya ben kuzeyi istemiyorum artık kim ne hali varsa görsün demediği müddetçe. Bunu da diyeceğini hiç zannetmem. Demez, neden? Nasıl, ki? Niye diyecek? O halde oturup o toprak bütünlüğünü koruyan bir çözüm bulmak zorundayız. Ancak diplomasideki başarınız bu olmayacak. Ahmet bunu diyebilir. Ahmet Kasıman Hoca'nın söylediği önemli. Yani Suriye'nin kuzeyinden Esad askerlerini hızlı bir şekilde çekip bölgenin önce DAEŞ unsurları daha sonra PKK, YPG unsurları tarafından kontrol altına alınmasına adeta Türkiye'ye güvenlik riski ihraç edecek şekilde özellikle zemin hazırlamıştı. Heh, tamam, çok güzel. Tercih etmez ama bütünüyle istemeyeceğini de bütünü de istemeyeceğini de düşünemeyiz yani. Şimdi aslında çok, başka arayışlar çok, da var ama Birleşmiş güzel. Milletler'in 2254 sayılı kararı orada duruyor. Ha, çok güzel. Şimdi zaten gelmek istediğim yere sağ olsun kısa yoldan Okan geldi. Şimdi bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Bunu istemediği takdirde cümlem öyle devam edecek. Bunu istemediği takdirde o zaman iki şey düşünürüm. Bir, zamanında yaptığını biraz evvel Okan'ın özetlediğini yapıyor demektir. Onun niye yaptıydı Esad? Kara kaşına kara gözüne değil. Bir, kaynakları yetersizdi bu çapta bir operasyonu yürütmek için o noktada. Belki de önceliği Rusya, de farklı. Rusya'nın gelişiyle bile kendi önceliği olan konulara şey yaptı, eğildi. Bu bir sebebi ama ikinci sebebi Türkiye'ye o iç savaşın 2011'den başlayarak çok uzunca bir müddet devam eden bölümünde kendine biçtiği rol, takındığı tavır için ceza kesmek için yaptı. Hmm. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için yaptı. Ha? Şimdi eğer toprak bütünlüğü isteyen Esad, ben buraları almak istemiyorum derse, o Esad'ın o masaya iyi niyetle değil, gene Türkiye'ye kazık olsun diye oturduğunu gösterir. Bu bir. İki, böyle bir masadan Türkiye'nin başarıyla kalkmasının kriteri Suriye'nin, kimse kusura bakmasın, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım ama Türkiye'nin çıkarlarını ilgilendirdiği için yanayım. Ha, yani Suriye'nin kaşına gözüne falan hürmeten değil. Çok açık yani benim pozisyonum. Tamam, evet, peki. Ha? Ama Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaysam, bütün bunların sonunda eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü elde ettiğimiz tek şeyse o çözüm beni ilgilendirmiyor. Onu Türkiye'nin diplomatik başarısı falan diye de kimse kusura bakmasın satın almam. O çözüm ne demek hocam? Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden tehdit algılamayacağı bir dengenin ve bu arada Türkiye içindeki sığınmacıların da kati olarak geri döndükleri bir dengenin, yani bu iki koşulu sağlayan bir anlaşmanın oluşmasıyla diplomatik zafer olur. Burada avuçlarımız patlayana kadar eğer gereği varsa alkışlarız. Ama onun ötesinde bir şey yok. Şimdi Türkiye'de İnşallah. Artık bu sığınmacı meselesine ciddi, uygulanabilir, inandırıcı,
kamuoyunun ve maaşeri vicdanın da tatmin edici bulacağı bir çözümün bulunmasının zamanı gelmiştir. Yoksa başın sıkıştığı zaman sosyal medyayı kısıtlamakla falan bu işler çözülmüyor. Anladım. Bu açık. Türkiye'nin ne sosyolojisini ne sosyal ve politik psikolojisini böyle bir duruma düşürmeye, kamuoyunun milletin vicdanını bu derece zorlamaya ve yani test etmeye, dengesini bu kadar bozmaya kimsenin hakkı Peki. yok. Onun için neyin başarı olduğuna dair net aklı başında bir yaklaşım geliştirmek zorundayız. Ve dediğim gibi bak başarı bu sığınmacılar dönecek. Hepsi dönmez ama büyükçe bir bölüm dönecek. Ve Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden kaynaklı bir tehdit gelmeyecek. Olacak. Yoksa Esad zaten Şam'da oturuyor. Bize ihtiyacı yok o iş için. Anladım. Kuzeyi de almıyorsa ben Esad'a ne veriyorum ki kendi aldığını, yani Rusların Peki. desteğiyle aldığını dışında. Zaten öbür tarafı Amerikalılarla konuşacak. Oraya da bizim müdahale edecek halimiz Peki. yok. Bir ufacık notta şunu söyleyip bitireyim. Biraz evvel sevgili Barış Dostlar hem arkadaşım dedi. Bundan onur duyarım. Arkadaşı olmaktan Barış Dostlar'ın. Hem de hocam dedi. Onu kabul edemem. Eğer edersem de boynuzun kulağa geçtiğini kabul etmem gerekir. Doğru. Ben Barış'ın derslerine girdim. İki kelime de bildiğimiz o zaman ne varsa anlatmışızdır muhakkak. O emeğe de saygısı var. Barış emeğe saygılı bir arkadaşımızdır. Ama bizim ikimizin Allah gani gani rahmet eylesin ortak hocamız Toktamış Ateş'ti. Onu da burada anmadan geçemeyeceğim. Barış'a da ne güzel. Eğer ben bunları yetiştiriyorsam daha ne yapayım ya diyeceğim. Peki. Tamam, Barış Dostlar. Sosyolojik Ahmet bir Kasım Han Hoca'ya bu sözleri söyleten benim bakın. Onu söyleyeyim. Kendime mal edeyim. Yani bu sözleri söyleyebilecek bir Ahmet Kasım Han profilinin ortaya çıkması, bu bilgi hafif de kibirle beslenmiş bu harmanlanmış zeka ve bu duruş bu güzel cümleleri kuruyorsa benim buradan teşvik edici cümlelerimin çok katkısı var. Bu ben sözünü de ben Ahmet Kasımlıhan'dan öğrendim 50 küsur yaşından sonra. Keşke daha önce tanışsaydım. Hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Daha önce tanışmamız çok daha iyi olurdu ama arayı hızlı kapattığımızı düşünüyorum. Sevgili Okan Müdesi. Bu arada hemen karşımda reji var. Rejide İnşallah. Şöyle bir ayağa kalkıldığını gördüm. Gene gol. Sanırım arkadaşlar gol mü geldi? Vallahi gol. 2-0 olmuş çok güzel. Harika. Çok harika. Güzel bir gece. Müthiş bir sonuç var ya. 6-1 kaybettiğin takımı 2-0. Daha bitmedi. Bitsin öyle konuşalım. Harika. Evet Yayından evet. Doğru sonra. Ama şey yapmıyorum değil tamam. mi? Evet ben nazar, evet. Nazar değdirmeyelim. Evet. Barış Dostlar bir sosyolojik bakış. Yani baktığınızda mesela biz son günlerde hep Avrupa'da işte yükselen aşırı sağı konuşuyoruz. Fransa'da seçim oldu. Birinci parti çıktılar. Avrupa kara kara düşünüyor. Şimdi biz baktığımızda tamam evet bir sıkıntı söz konusu, bir hoşnutsuzluk var bunu görüyorsunuz. Hı. Ama o boyutlarda mı yani Avrupa'daki onu biraz açar mısınız? Değil elbette. Bir kere ülkeleri ben öyle kolay kolay birbiriyle mukayese etmeyi, benzeştirmeyi doğru bulmam. Yani her ülkenin kendi tarihsel birikimi, müktesebatı, külliyatı, toplumsal yapısı, insan malzemesi, coğrafyası, iktisadi koşulları, deneyimleri farklı farklıdır. Yani Avrupa'da bu iş böyle oldu, Türkiye'de de şöyle olur şeklinde bir kestirim bence gerçekçi de değil, bilimsel de değil. Yani Türkiye'nin hem imparatorluk bakiyesi olması, hem Türk milletinin derin, engin hoşgörüsü, hem bizim cumhuriyet kuruculuğunda devletleşirken milletleşen ve de milletleşirken devletleşen bir toplum olarak, bir ulus olarak ortaklaşmamız bizi başka bir mecrada, başka bir nehirde akıttı. İyi ki de böyleyiz ayrıca. Ben buna çok da övünç duyuyorum. İkincisi bu Avrupa'daki hani aşırı sağ diye gerek dünya medyasında gerekse Türk medyasında resmedilen fotoğraf acaba ne kadar tırnak içinde bizim anladığımız aşırı sağ? Yani ben bu aşırı sağ kavramına da gene biraz temkinli, tedbirli, ihtiyatlı, mesafeli yaklaşmaktan yanayım. Şüphesiz eğer kullanmak zorundaysak aşırı sağın yükselişinde Avrupa'da sığınmacı karşıtlığı, mülteci karşıtlığı, Müslüman, Afrikalı, Türk karşıtlığı bir unsur mudur? Elbette bir unsurdur. Dış politikada merkezin sağındaki ve solundaki partilere tepki duyulması, canım siz de fazla ABD'nin peşinden gidiyorsunuz denmesi, ya şu Rusya'yla da durup dururken kavga etmenin pek de gereği yoktu arkadaş şeklinde sitem edilmesi bir unsur mudur? Bir unsurdur. Sosyal devletin aşınması, hayat pahalılığı,
yoksulluk, işsizlik pekçe alışık olmadıkları bir şeydir enflasyon. Enflasyonun artması bir unsur mudur? Bir unsurdur. Pek çok bunun gerekçesi vardır. Ama şimdi az evvel siz örnek verdiniz diye oradan buraya devam edelim. Buraya staja çağıracaksın Avrupalıları. 6 ay yaşasınlar. Tabii. Bak mum gibi olurlar. Mesela Fransa örneğinde baktığımızda Le Pen babasından devraldı koltuğu. Hani Ma aile diyebiliriz ki bir aşırı sağ gelenekten geliyor. %34 oy aldı ve Macron gene yandım Allah diyerek hemen merkezin sağını ve solunu bir an evvel sandıklara koşmaya, işte ikinci turda sandığa gitmeye davet etti ki geçen sefer de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine Le Pen'e karşı kerhen, bu kerhen de ne güzel bir laftır. Yani karşılayan başka bir tabir yoktur. Kerhen aldığı oylarla ya da stratejik aldığı stratejik oylarla Cumhurbaşkanı seçilmişti Macron Le Pen'e karşı. Doğru. Demek ki bu aşırı sağı analiz ederken pek çok toplumsal, siyasal, iktisadi ve diplomatik dinamiği bizim göz ardı etmememiz lazım. Mesela ben oturdum Le Pen'in partisinin İngilizce programını okudum. Ahmet biliyor, ben 30 yıllık bir telefon kullandığım için siz de biliyorsunuz. Her gün en az 5-6 saat okuyabiliyorum çünkü sosyal medya hesabım yok. Evet. WhatsApp kullanmıyorum ve hiçbir sosyal uyarıcı yok benim hayatımda. Ne güzel. Ne güzel. Le Pen'in partisinin istihdamla alakalı politikaları, emeklilerle alakalı politikaları, işçilerle alakalı politikaları pek çok sol partiden daha toplumcu, daha halkçı, daha kamucu. Ve düne kadar normalde merkez solun Fransız Sosyalist Partisi'nin, hatta Fransız Komünistlerinin seçmeni olan geniş seçmen öbeklerinin, kitlelerinin, yani %3, %5'ten bahsetmiyoruz, %34 oy aldı bu. Şimdi kalkıp Le Pen'e oy vermesini, efendim bunlar hemen aşırı sağa kaydılar diye yalınkat bir şekilde, yüzeysel bir şekilde, kolaycı bir şekilde tahlil etmek bana gene çok sağlıklı ve çok bilimsel gelmiyor. Şüphesiz Fransa'da bir kısmı da Fransız emperyalizminin eski sömürgeli olan Afrika'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelenler vardır. Şüphesiz Fransa'da bu partinin yükselmesine sığınmacı etkisi vardır. Ama bunlar kadar... Bunlar kadar Fransa'daki ekonomik koşulları da, Fransa'nın bu kadar ABD peşinden koşmasını da, ABD nam ve hesabına Putin Rusya'sıyla kavga etmesini de biz eğer hesaba katmadan bir Fransa, bir Fransız aşırı sağı, bir Macron, bir Le Pen analizi yaparsak bu çok gerçekçi olmaz, çok bilimsel de olmaz. Peki Barış Sosyal, şimdi Fransa'yı konuştuk. Fransa'daki aşırı sağın Türkiye'deki yansıması, mesela Zafer Partisi diyebiliriz Sayın Ümit Özdağ ki söylemleri dikkat çekiyor. Son seçimlerde de ciddi anlamda bir karşılığı olduğunu gördük. Bu son olaylar sonrası bakıyorum çıktığı televizyon programları çok izleniyor. Sosyal medya mesajları çok paylaşılmaya başlandı. Farklı hiç beklemediğiniz isimlerden o paylaşımları görüyorsunuz. Yani bir karşılık buluyor ve sanki o karşılık bulduğu cenah da genişliyor. Bunu nereye koyacağız? Şimdi o biraz konjonktürel bence. Ümit Özdağ'ı ben de tanırım. Sevgili Ahmet de tanır. Hatta alanında da çok iyi bir bilim insanıdır. Onun editörlük yaptığı akademisyenlerle beraber ortak çalışmalarda, yani 10-12 yazarlı derleme kitaplarda benim de naçizane katkı makalelerim vardır. Ama şimdi Avrupa faşizmi dediğimiz zaman başka bir şeyden konuşuyoruz. Türkiye'deki milliyetçilik ya da Zafer Partisi ya da milliyetçi yükseliş dediğimiz zaman başka bir şeyden konuşuyoruz. Şimdi Avrupa faşizmini Avrupa büyük sermayesinden, Avrupa'nın tarihsel emperyalist karakterinden bağımsız ele alamayız. Yani faşizm eğer büyük sermayenin çıkarlarının silahla savunulması ile de izah edilebilecek bir ideoloji ise bu Avrupa'nın bağrında İkinci Can Harbi'nde Almanya'dan çıktı. Hitler bunun değil mi? Tarihsel olarak en başat olumsuz anlamda kullanıyorum örneği. Türkiye'de ise hani benim aramın hiç iyi olmadığı bu liberallerle, bu sol liberallerle hep çeliştiğimiz, hep akademik anlamda tartıştığımız konulardan biri, bizim tarihimizin de, bizim kültürümüzün de, bizim siyasetimizin de faşizme geçit vermediği, faşizme el vermediği yönündedir. Neden? Biz çünkü imparatorluk bakiyesiyiz. Biz çünkü üç kıtada at koşturduğumuz dönemlerde Osmanlı'nın zirvesinde bile o anlamda bir sömürgeci olmamışız ve biz ulusal kurtuluş savaşımızda emperyalizme karşı mücadele ederek
devlet kurmuşsunuz. Şimdi Türk büyük sermayesinin Avrupa'daki gibi bir Hitler ya da bir Le Pen arzusu var mı? Yok. Türk büyük sermayesinin yanımızda, önümüzde dost ve kardeş Azerbaycan'a, Türk dünyasına, ki benim doktor tezim Türk dünyasıdır, Ahmet bilir. Benim anne ve baba tarafından köklerim Azerbaycan'dan gelir. Ya da Afrika coğrafyasına bir Fransızın baktığı gibi, bir Almanın baktığı gibi, geçmişte bir Hollanda'nın, bir İspanya'nın, bir Portekiz'in baktığı gibi, dünyada emperyalizmin, istihbaratın ve diplomasini yazan İngilizlerin, asıl İngilizlerin baktığı gibi bakan bir Türk büyük sermayesi, bir Türk milliyetçi lider, bir siyasetçi var mı Türkiye'de? Yok. Yani bu faşizm laflarını, anladım, Türkiye'de bu liberallerin, bu sol liberallerin, benim aramın pek de iyi olmadığı, bu kadar rahat bir şekilde, aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yüzde toplamı iki etmeyen partilere bonkör şekilde milletvekilliği verdiği gibi bonkör şekilde, cömert şekilde vermeleri bana çok gerçekçi gelmiyor. O bağlamda anımsayalım, bundan 200 sene evvel de Zafer Partisi'nin bir yükselişi vardı. Özellikle üniversitelerde gençler arasında bir popülaritesi vardı. Sadece milliyetçi gençler arasında değil, hani kendisini ulusalcı olarak tanımlayan, pekala normal koşullarda hani kendi formatında olan bir CHP'ye yakın durabilecek gençler arasında da Zafer Partisi'nin bir popülaritesi vardı. Peki bu popülarite, bu sosyal medyadaki yaygınlık, karşılıklı etkileşim sandığa yansıdı mı? Yansımadı. Dolayısıyla ben Almanya örneğiyle, İtalya'da Meloni örneğiyle, az evvel naçizane anlatmaya çalıştığım Le Pen Fransa'sı örneğiyle, gene Türkiye'de işte efendim bir MHP'yi, Büyük Birlik Partisi'ni, İyi Parti'yi, Zafer Partisi'ni aynı tümcede anmayı gene pek doğru bulmayanlardanım. Peki. Var mı eklemek istediğiniz bu başlıkta Okan Müderrisoğlu? Ben kısa bir şey söyleyeyim. Lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı Şuşa'ya gidecek. Yanlış bilmiyorsam hafta sonu Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı için. Keşke Barış Dostler'i de davet etseler. Ben hem tez konusu, hem de açıkçası Karabağ'dır has torpağınız, bu torpağa yaraşırdı kızım sizin elleriniz diye harika türküler de vardır. Yani Azerbaycan'la bu bağını bilmiyordum açıkçası. Doğrusu çok da memnun oldum. Bu derinlikten ve bu ihtisastan, aynı zamanda böyle bir seyahat vesilesiyle belki yeni bir kanal açılabilir. Öyle bir temennide bulunmuş olayım. Tabii konu Suriye'den, Türkiye'nin içindeki problemlerin kaşınmaya açık halde gelmesinden, işte Ahmet Kasıman Hoca'nın ifadesiyle bu arkadaşların Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek Suriye'ye gönderilmeleri ya da Suriye dönüşünün sağlanması, ama aynı zamanda hani onların oradaki varlığı konusunda madem Suriye'nin içlerine karışmayacağız, Esad'la müzakere edilmemesi ya da bunun öncelikli konu olmaması gerektiğine varıncaya kadar oldukça geniş yelpazede. Ve benim tabii dikkatle takip ettiğim her biri farklı safhada geliştiği için burada söylenecek epeyce de sözümün olduğu bir bölüm. Ama uzatmayacağım, seni endişelendirmek istemiyorum. Şunu sadece vurgulamak istiyorum. Türkiye'deki sığınmacı konusu ve Türkiye'deki doğurganlık hızının azalması aynı anda ve birlikte bir milli güvenlik siyaset doktrini parçası olarak ele alınıyor, alınmak durumunda. Suriyelileri artık daha detaylı tasnif etmek zorundayız. Özellikle Türkiye'nin sanayileşmiş kentlerinde iş gücü bağlamında da veya bazı işlerin yapılması noktasında Türk vatandaşlarının ilgi göstermediği alanlarda istihdamı da dahil olmak üzere. O nedenle Suriyeli diye genel bir tanım çok gerçekçi değil. Unutmayalım. Farklı şekillerde ifade edilse bile en azından resmi rakamlarda 3.8 milyon ama yuvarlak 4 milyon dediğimiz insan 12-13 yıldır Türkiye'de ve gerçekten hem Türk insanının, yani bu coğrafyanın az önce Barış Bey'in söylediği gibi imparatorluk bakiyesi olmasından kaynaklanan mutlak kuşatıcılığı ve bağrına alıp bir şekilde yaşatabilme kabiliyeti, ama aynı zamanda Suriye'den gelenlerin ağırlıklı bölümünün de mutedil insanlar olması. Fakat savaştan kaçan kadın, çocuk ve yaşlılar dışında toplumun sinir uçlarına basan Suriyeli gençlerin ortalıkta şu ya da bu şekilde dolaşıp özellikle Türk aile yapısını rahatsız edecek
sahil bölgelerinden İstanbul'daki deniz kenarına varıncaya kadar sergilediği tutumlar da dahil olmak üzere çok kritik eşiklerden geçerek geldik. Hatta hatırlamak, belki hatırlatmak çok doğru değil ama İstiklal Caddesi'ndeki o sarsıcı terör eyleminin failinin de yine Suriye üzerinden devşirilerek geldiği ya da 1 Ekim'de meclise yönelik ama İçişleri Bakanlığı'nda polisin üstün gayret, dikkat ve özeniyle önlenen terör saldırısının faillerinin de şu ya da bu şekilde Suriye üzerinden Türkiye'ye devşirilip yönlendirildiğini de görüyor ve biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar iç içe geçmiş, hassas ve toplumu kolaylıkla harekete geçirebilecek problematik karşısında hem milli sağduyunun varlığı hem bu süreci yönetme konusundaki yüksek dikkat ve özen Türkiye açısından göz bebeğimiz gibi korunması gereken bir dengeyi, aynı zamanda ülkede kalacak Suriyeliler konusunu farklı bir şekilde ele almayı ve önümüzdeki dönemde de ülkelerine dönüşünü önceleyecek politikaları daha ağırlıklı ele almayı gerektiriyor. Tekrardan söylüyorum. Bunları paket edip göndermek diye bir tabir kullanılıyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Peki. Ama ülkelerine dönüşünü mutlak olarak önceleyecek politikaları bu anlamda birinci sıraya koymamız lazım. Ve elbette Suriye'nin iç işlerine karışmak değildir. Türkiye'deki Suriyeli nüfusunun ülkesine dönüşünü teminat altına almazsanız tekrar gelir. Peki, teşekkür ederim. Bu çok açık. O nedenle bu Türkiye için de bir güvenlik problemidir. O nedenle de rejimle ya da kimle olursa olsun tartışmasız konuşacağımız birinci konu budur. Peki, teşekkür ediyorum. Bir kısa araya gideceğim Ahmet Kasım'a. Tamam. Benim zaten bu konuyu. Bir kısa ara, aranın ardından biraz iç siyaset konuşmak isteriz kalan sürede. Siyasi işlere devam ediyoruz. Son bölüm, biraz iç siyaseti de konuşalım. Zira orada da CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları dikkat çekici. Arka arkaya röportajlar verdi Özgür Özel. Hem iç politika hem dış politikaya dair dikkat çekici mesajları vardı. Erken seçim konusunu son dönemde sıkça dile getirmeye başladı Özgür Özel. Ve şöyle de bir yaklaşımı var. Diyor ki, şimdi değil ama 1,5 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim teklifiyle gideceğiz. Eğer kabul ederse meclis olarak bu erken seçim kararını alırız. Meclisin alacağı kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapma fırsatı doğar. Ama eğer 1,5 yıl sonra biz bu teklifi yaptığımızda kabul etmezlerse bundan sonra biz artık erken seçimde yokuz, bir seçim kararında yokuz. Böyle olursa da Cumhurbaşkanı için, Erdoğan için artık bu son dönemdir diyor. Ne dersiniz? Ahmet Kasman, sizle başlayalım. Nasıl bir yol haritası çizmiş Özgür Özel? Bakıldığında akıllıca ya da mantıklı geliyor mu? Kendi adına, evet. Kendi adına bir oyun planı olduğunu gösteriyor. Bir de tabii böyle bir oyun planını vaaz ettiğiniz zaman içeriden Özgür Özel'e yönelen, ya işte seçim istemiyor, bu nasıl iş gibi bence çok da isabetli olmayan eleştirileri de durdurmuş olacak. Peki 1,5 yıl önceden, 1,5 yıl sonrasında bir şekilde yani ortaya şöyle, koymak, onun tabii artısı var, eksisi var ama artıların eksilerinden daha fazla, Özgür Özel adına söylüyorum, daha fazla olduğunu düşünüyorum ya da CHP adına. Çünkü bir hani... Bu seçimin arkasından alınmış oylar, işte CHP'nin oyları mıdır değil midir konusunu çok tartıştık. Bu programda da çok tartıştık. Hani o planda bakarsak, o merkezden, noktayı nazardan bakarsak, yani o oyları hakikaten CHP'ye, halkın teveccühünü derinleştirmek için belediyelerin çalışmaya ihtiyacı var. Bunun için 1-1,5 sene makul bir zamandır. Zaten işte seçim de dedin mi 2 sene arkasından. Yani o öyle pat diye olacak bir şey değil. 1,5 sene sonra söyledim, 1,5 sene sonra oldu demek değil. Demek ki bir 2 senelik vadede bir konsolidasyon süreci öngörülüyor. Bu CHP adına makul. İkincisi, orada bence önemli olan cümlelerden bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olamayacağına dair yaptığı tespit. Bunu da kayda geçirmiş oluyor. Etkisi etkisizliği önemli değil ama kayda geçirmiş oluyor. Ve bu konudaki muhalefetin hukuki tutumunu da
ortaya koyuyor. Üçüncüsü, kendi seçmenine ve teşkilatına ve genel kamuoyuna Erdoğan adaylığından çekinmediğini, yani yeterince kendisini güçlü gördüğünü ya da kendi adaylarını, adayını, kendini neyse güçlü gördüğünü anlatan bir mesaj, yani o mesajı geçirmeye çalışan bir söylem ya da benimsemiş oluyor. Bu da hani o olursa olur, o, yani o da olsa biz karşısına bir aday çıkarırız ve bunun sonunda kazanırız demeye getiriyor. Bir, en başta söylediğim iç kamuoyuna yönelik şeyi de eleştirileri durdurma fonksiyonunu da görürsek, Sayın Özel'in attığı adım CHP adına akıllıca bir adım. Barış, ben zaten bu uzun erimli düşünebildiğini düşünüyorum Özgür Özel'in ya da ekibin. Barış Özel, ne dersiniz? Bir anlamda da bu oyun planını açık etmek durumunda mı kaldı Özgür Özel? Çünkü Ahmet Kasım'ın da altını çiziyor. Ciddi bir baskı da vardı parti içerisinde. İşte yani bu kadar başarılı çıkılmış yerel seçimden neden erken seçim istemiyor, çağrısı yapmıyor diye. Siz nasıl, ne düşündünüz bu oyun planını duyunca? Özgür Özel'in açıklamalarının yarısı ulusal ölçekte, milli ölçekte, kamuoyunaysa yarısı da parti içerisinde rekabet ettiği güç odaklarına diye yorumluyorum ben bunu. Hatta bazen parti içindeki odaklara verdiği mesajlar, bravo hocam, millete verdiği mesajların oransal olarak önüne bile çıkıyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi elbette sevgili Okan Müderrisoğlu gibi kıdemli bir Ankara gazetesi varken benim İstanbul'dan bir sosyal bilim öğrencisi olarak yorum yapmam doğru değil. Fakat seçimden hemen sonra ben önceki genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırslı, hınçlı ve hırçın bir şekilde biraz da gündemde kalmak adına yaptığı çıkışların, virgül, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Belediye Başkanı'nın, yeni de değil, ta 2019'dan beri, 2019'da mazbatayı aldığı günden beri gözünü Cumhurbaşkanlığına dikmiş olmasının, virgül, ve son olarak Mansur Yavaş'ın Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da en yakın rakibini 30 puan fark atarak %60 oy aldıktan sonra kendi öznel, kendi subjektif gelecek planından bağımsız insanın doğası ve de siyasetin doğası gereği artık Cumhurbaşkanlığını da adaylığı da gündeme almış olmasının Özgür Özel üzerinde bir basınç, bir etki yarattığını gözlemliyorum. Şimdi Özgür Özel başlangıçta avantajlıydı. Niye? 13 yıl boyunca rahleyi tedrisinden geçtiği, belki siyaseten de aralarında pek de fark olmadığı genel başkanlarını kurultayda yendi. Üzerine çiçeği burnunda bir genel başkanken yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti. Yani normal şartlarda bu. Az evvel sıraladığım basınçlar olmazsa bir genel başkanın elini çok rahatlatır. Hem genel başkanı kurultayda yenmişsiniz, hem de kısa bir süre sonra girdiğiniz ilk yerel seçimde daha koltuğunuzu ısıtmadan, kendi ifadesidir Özgür Özel'in, cam tavanı kırmış, partinin oyunun yarısı kadar bir oyu da ilave ederek partisinin oyuna %38'i bulmuşsunuz. Bu bir başarıdır. Bırakın bunun tadını çıkarsın. Ama az evvel sıralamaya çalıştığım unsurlar öyle bir baskı oluşturdular ki Özgür Özel millete konuşmaktan ziyade daha fazla bu güç odaklarına konuşmak zorunda hissetti kendisini. Mesela ister normalleşme deyin, ister ılımanlaşma deyin, ister yumuşama deyin, ne derseniz deyin. Türkiye gibi demokrasi tecrübesi güçlü olan, harbi umumi dediğimiz Birinci Can Harbi'nde bile o günün koşullarında Osmanlı'nın sandık koyduğu bir ülke, bir imparatorluk bakiyesi olan bir devlette liderlerin kim olursa olsun, ana muhalefet, muhalefet, iktidar, birbirleri hakkında değil, birbiriyle de konuşabilmeleri gerekir. Sosyal medya aracılığıyla, kendilerine yakın medya mecralarından, salıdan salıya grup toplantılara değil, birbiriyle milli meselelerimizi, ulusal meselelerimizi görüşebilmeleri gerekir. Buna ister normalleşme deyin, ister ideal olan budur deyin, neyse ne. Özgür Özel'in attığı bu adım doğruydu. Hı hı. Ama gerek
önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, gerekse CHP kamuoyu, CHP seçmeni üzerinde etkili gazetecilerden, televizyon yorumcularından, akademisyenlerden öyle bir baskı gördü ki CHP genel başkanı Özgür Özel anında dönüp sert sözler etmek zorunda hissetti kendisini. Şimdi belli ki bu iç gerilim önümüzdeki süreçte CHP genel başkanının en fazla uğraşmak durumunda olduğu mesele. Ha, bunları aşabildiği ölçekte de zaten ne olur? Liderleşir. Yani genel başkan seçilmişti. Yerel seçimlerde bir önemli liderleşme adımı attı. Ama eğer parti içindeki bu gerilimi yönetebilirse liderlik koltuğunu daha da pekiştirmiş olur diye düşünüyorum. Anladım, peki. Okan Müderrisoğlu, şimdi bu Sayın Özgür Özel'in 1,5 yıl sonra Cumhurbaşkanı'na erken seçim teklifiyle gideceğim açıklaması. AK Parti cenahında, AK Parti yöneticileri tarafından nasıl karşılandı, ne diyorlar? Öncelikle sözü başlangıçta bana niye vermedin de Ahmet Kasıman Hoca'ya öyle iltimas geçtin, açıkçası tam çözemedim. Çünkü en son sizde bırakmıştık sözü, tekrar sizde başlamayalım, öyle bir döndürelim dedim. Tamam. Tamam. Son söz sendeydi de ondan bende kaldı. Yoksa ben tercih ederdim sen konuş. Yani işte kaldığımız yerden devam edecektik ama benim için iyi oldu. Yani Ahmet Hoca'ya iltimas geçmen aslında bana yaradı işte. Her işte bir hayır var, onu söylemeye çalışıyorum. Bir de hafifçe bir hareket gelsin. Ahmet Hoca orada biraz böyle durgun. Baktı ki Barış Doster'le benim saçım yok. Kendisi de kalan kısmını şöyle bir geriye doğru tarıyor. Sonuçta bunu da bir kayda geçireyim izleyenler bakımından. Şimdi Sayın Doster'in İstanbul'dan yaptığı analizler Ankara'da yapılanları neredeyse tamamıyla karşılıyor. Bu AK Parti iş dinamiklerinde de böyle. Dolayısıyla bu tespitleri tekrarlamak istemem. Ama birkaç hususun altını hızlıca çizeyim. AK Parti'deki karşılığıyla da belirteyim. Sayın Özgür Özel çok kısa bir süre içinde önünde bulduğu yerel seçimi yönetmek için söz verilmiş tüzük kurultayını erteleyerek işe başladı ki Eylül ayında o kurultay geliyor. O kurultay nitelik değiştirebilir mi? Yani bir seçimli kurultaya dönüştürülebilir mi şeklinde daha çok partinin içini, bir de bu partiye etki eden Sayın Doster'in çok daha güzel kategorize edip tanımladığı benim kayıt dışı siyasi unsurlar, politik ya da apolitik aktörler diye tanımladığım bir çerçeveyi de gözeterek yönetmeye çalışıyor. Ahmet Kasıman Hoca sağ olsun bana da ilham kaynağı oldu. Ben demenin fırsatı. Ben Ankara'da Özgür, İstanbul'da ise Özel diye ifade etmiştim CHP Genel Başkanı'nın konumunu. Ankara'da gerçekten yaptığı değerlendirmeler siyasette normalleşme veya bir şekilde yumuşama diye ifade edilecek zemini tahkim ederken İstanbul'a gidince niye erken seçimi zorlamıyorsun şeklinde, hatta bir meslek sınırını aşacak şekilde bir siyasi parti genel başkanıyla hesaplaşmaya varan etki ya da baskı altında ya da basınç altında kaldığını da gösteriyor. Bunlar realite, hani ekstra bir şey söylemiyorum. Bu şu nedenle önemli. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oluyor. Sayın Özgür Özel bunun avantajını kullanıyor ama bütünüyle bu başarıyı kendisine mal edecek durumda da değil. Ama Özgür Özel'i emanetçi, Ankara'da öylesine durması gereken genel merkezin 12. katını yönetmekten ibaret bir aktör ya da faktör olarak düşünenlerin de hesabının tutmadığı, o nedenle de açılmış krediyi Özgür Özel'in kullanma biçimine karşı çıksalar bile bu fırsatı da heba etmemek için hırslarını, hırçınlığını, bir de ne demiştiniz hocam Sayın Kılıçdaroğlu için? Hırslı, hınçlı ve hırçın demiştim. Bir şey daha söylediniz. Hırslı, hınçlı ve hırçın. Hınçlı, tamam. 3 evet, 3 H formülü. Bu faktörlerin de tamamını yönetmeye çalışıyor. O yönüyle bakıldığında erken seçimle ilgili söylem, Erdoğan'ın son dönemi söylemi esasen anayasal çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesi için ya meclisin
seçimlerin yenilenmesi kararı alması veya anayasa değişikliği gerekiyor. Şimdi bir hususu yeterince herhalde hesaba katmıyorlar. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak hem siyaseti hem de devleti yönetiyor ya da etkiliyor olması, Cumhurbaşkanı olmayınca etkisiz elemana dönüşeceği gibi bir beklenti ya da varsayım da ele alınıyorsa bu çok boş ve ham bir hayal. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasa da müktesebatıyla ve kendisine toplumun duyduğu güven ve ona biçtiği rol, hatta vefa duygusuyla da desteklenmiş, o duygusallıkla da harmanlanmış siyasal kimliğiyle siyaseti sadece AK Parti zemininde değil, bütünüyle etkilemeye ve bu nedenle de aktif olmaya devam eder. Elbette 2028'i için bugünden CHP'nin kurmaya çalıştığı senaryo, sözde erken seçim beklentisi içinde olanların konjonktürel ya da emanet oylarla CHP'nin geldiği yeri doğru okuyan Özgür Özel'i baskı altına almaya ve bu başarıyı hemen genel seçime tahvil et kardeşim şeklindeki o fırsatçılığına karşı daha zamanı lehine kullanmaya çalışan, ama bu zaman AK Parti'nin ekonomi iyileştikçe tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı lehine değişebilir. O zaman Sayın Özgür Özel'in izahı ve süreci yönetmesi bambaşka nitelik kazanabilir. Ama günün sonunda öyle bir teklifle gelirim ki seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir karar ve AK Parti ve MHP bundan kaçamaz. Dolayısıyla istediğimiz zaman AK Parti'nin ya da Sayın Erdoğan'ın sırtını siyasi minderde yere getiririm. Ne diyor AK Partililer? Oyun bu kadar, yani oyun bu kadar basit değil bir. Böyle bir kurguda az önce Sayın Ahmet Kasıman söyledi. Peki. Hani Erdoğan'ı yenebiliriz, onların tabiriyle devirebiliriz özgüvenine erişmiş olmalarının çok ama çok uzun erimli ve tabiri caizse gaza gelmek niteliğinde olduğunu söylüyorlar. Peki. Siyasette köprünün altından akacak sular, CHP'nin kendi iç hesaplaşma biçimlerini de buna eklediğinizde bugünden kurulmaya çalışılan oyunun sadece orta sahada top dolaştırıp CHP'nin iç kamuoyunu, CHP'yi etki eden unsurları bir şekilde bir zeminde tutma manevrası olduğunu düşünüyorlar. Peki. Okan Müderrisoğlu çok teşekkür ediyorum. Barış Dostlar çok teşekkürler. Ahmet Kasman çok teşekkür ederim. Keyifli bir bana program ben oldu. Bana teşekkür ederim. Kim var mı diye sormadın. Çünkü süren bitti. Arkadaşlar artık hadi kapamamız gerekiyordu. Öyle mi? Peki. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Zaten ekleyecek hiçbir şeyim yoktu. Hem Okan hem Barış öyle bir analiz yaptılar ki gayet duruyor yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.